Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Şimdi karşınızda Okan Bayülgen. Çok gerek var. Zahmet, zahmet oluyor. Sağ olun, yapmayın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kuçe Bayat ve Umut Kurt'la beraberiz. Alkışlıyoruz lütfen. Onlar için de küçük bir alkış. Evet aslında birbirinizle tanışmıyorsunuz bile mi? Ee, Cansel'le tanışıyorum ben. Evet ben Sayın... de Cansel'le tanışıyorum. <laughs> Onunla hiç e, tanışmıyordum. Evlendikleri için tanıştım ve çok mutluyum. Valla e, ben evet. de bugün aşağıda tanıştım. Bana çok mutlu evet. oldum. Hep Cansel yüzünden tanışıyoruz ama ortada Cansel yok. Evet Cansel nerede? Evet, sen mesaj mı attın? <laughs> ee, mesaj ben... attım cevap vermedi buradan. Niçin? Niçin böyle oldu? Niçin böyle Çünkü oldu? Çünkü bir aşık oldu. Cansel demişti. Tenis sevdası. Evet. Turnuvaları var. Çok önemli biliyorsunuz milli var. takım. Ki yaşlıdır kendisi. o tenis içinde. Hiç göstermiyor bilmiyorum. Ha? Göstermiyor mu bence gösteriyor. Özellikle sakallar uzadığı zaman beyaz beyaz. Ay yine fena. E, ama, ama onun e, yaşam enerjisi 25 olduğu için oradan kapatıyor. Evet. Herhalde. E, bu da kocasını met etmeye gelmiş. <laughs> Vallahi billahi. Peki şey yapar mı kıskanır mı bu kadar güzel bir kadınla beraber olduğu için kendisi yaşlı olduğu için <laughs> ve kız çok güzel ve çok başarılı olduğu için kıskançlık yapar herhalde. Yapmıyor. Yapmıyor. Yani yapıyorsa da bana göstermiyor. Yapıyorsa nerede başka erkeklere mi gösterir mesela kıskançlığını? Bana, bana öyle bir baskısı yok yani gerçekten. Ha baskısı, en önemlisi bu baskısının olmaması öyle. en önemlisi bazen e, kıskanılmak da güzel değil mi? Ya yani eğer yormuyorsa kanını kurutmuyorsa Özlemek üzmüyor. güzel. Biz bu arada çok ayrı kaldık. Çok hmm. e, ayrı seyahat ettik işlerden Sen dolayı. Sen evli olduğundan emin misin? Adama <laughs> mesaj atıyorsun, geri <laughs> dönmüyor sürekli vermiyor. ayrısınız filan. <laughs> Böyle bir şey deniyoruz. Çok kandırıyorlar erkekler çok fena kızlar. Ben yeni evleniyorum bu konulara girmeyi hiç istemiyorum. Aa, <laughs> <iyi baktım>. ne <laughs> güzel e program dedi, söylemezsem şey olmaz. Yaptım. söylemezsem şey olmaz e programı. Dedim ben de niye öyle bir şey yaptım evleniyorum deyince. Niye e, ah. hakikaten ne zaman evleniyorsun? Eylül'de inşallah evleniyorum bekliyorum. E, tebrikler. Eylül'de. Peki niye? Ha ne güzel idare ediyorsun. Bayağı zor, zor, aslında Zorun ne hakikaten? Öyle oluyormuş bir yaştan sonra. Kaç yaşına bitirdin şimdi? 41. 41. Vallahi hmm. taze. Tam da yaşı. Daha önce evlendin mi? Hayır evlenmedim. Evlendim İlk defa evleneceksin. İlk çok de. güzel bir şey. Ben o kadar sevdim ki dört kere <laughs> evlendim. Ee, bayıldım evliliklere. Bayılıyorum. Bir hayır vardır. Umarım. Evet mutlaka bir şey. Ee, çoluk çocuk var mı? Yok. yok tabii ki. Yok. Doğal olarak. yok yani. Hı -hı. Peki. Çok güzelmiş. Bence çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok güzel oldu. Için. Sizin bu şeylerinizi öğrendikten sonra artık uğurluyoruz. Peki. <laughs> şimdi hanımefendiden başlayayım. Lütfen. Bu baba dizisi nerede oynuyor? Şov TV'de. Show TV'de oynuyor, çok mu izleniyor böyle millet böyle baba baba diye. İzleniyor yani şey e, en azından benim sandımdan daha çok izleniyormuş, onda sokakta e, karşılaştırmaya. Sokakta mı anlaşılıyor? Ya evet çünkü insanlar bir tepki veriyor, bir şey yapıyor, o zaman anlıyorsun ya gerçekten izleniyormuş diye. Çünkü bazen hani oynadığın işin içinde böyle. ...gittikçe hani yabancılaşıyorsun... ...senin için normalleşiyor ya... Hmm. ...her gün işe gidiyorsun, geliyorsun gibi bir şey her oluyor. Her gün gidiyorsunuz değil her, mi? Yani her gün gitmiyorum ben ama e, birazcık tabii... Rolün mü küçük? <laughs> çok kalabalık bir kadro çok var. Kalabalık. Bazen de her gün gidiyorum. Çünkü hmm. e, bir ailenin etrafında dönüyor. Kalabalık hmm. bir aile. Ben de o ailede e, önemli işler çeviriyorum. Hmm. O yüzden e, aslında... Bazen Nasıl bir de rolün birlikte... var? Ne yapar bu? Aslında e, rolü ilk okuduğumda... ...heyecanlandım çünkü benden çok... Çok farklı birazcık e, hayat enerjisi olarak yani çok fazla kötü şey yaşamış. Hmm. Biz o birazcık biraz sürprizde dizinin hmm. karakterin onu henüz e, bilmiyoruz. Aslında çok fazla kötü şey yaşamış olması ama inanılmaz bir hayat enerjisi var. ve e, biz, Senden farklı olarak derken şöyle, senin de yok mudur o enerji? Çok, hayır ben aslında çok enerjiyim ama hmm. o farklı bir çok feminen bir enerjisi var onun. Hmm. Ben hmm. günlük hayatımda çok... Ee, başvurduğum bir enerjisi değil zaman hmm. zaman hepimizin bence enerjileri değişiyor. Hani kimi zaman biraz kadınsı, bir gün çocuksu. Hmm. Ama onun hiç değişmeyen bir feminen enerjisi var. Bunu taşıyabilmek, iyi denemek istedim bir oyuncu olarak, hmm. kadın oyuncu olarak. Genelde daha önce çocuksu rolleri oynamıştım çünkü. Hmm. Böyle bir feminen Ama feminine... bir o sırada çok gençsin çünkü. Yani ee, evet. Çok, evet, biraz daha e, arkadan çok bir kere çok genç görünüyorsun yani. Bunun bezi. Göz nakli mi yaptırdın? Bu senin <laughs> mi gözlerin? Benim. Bu soruyu o kadar çok e, nak nakil demiyorlar ama gerçekten soruyorlar. Ne diyorlar mesela? Ne derler? E, gerçekten bu gözler senin mi diyorlar. Ben evet. de e, annem Bana zavallı, göz nakli yaptırmış annem gibi zavallı annem zavallı tüm çocukluk fotoğrafıma bakıyor. Yani bir şey mi oldu bu kızda diye hmm. Aynı aynı öyle. Ama böyle ne yani. kadar ne kadar değil mi? Güçlü. Mesela senle ben ee, onun yanında vallahi e, gözleri küçülmüş içeri kaçmış. <laughs> oradan bakıyormuş gibi görünüyor. görünüp biz yani şey değil mi senin yanında bu e, çok büyük yani şey olarak da e, e, büyük değil mi gözleri yani ölçsek ölçsek de çok büyük, evet, değil, büyük değil mi? Evet gibi duruyor. Ha? Yani normal bir yüzü, Biraz yüzü bir fizik var, yüzü var. Fizik dersindeki mercek temsili mercek ben ona benzetiyorum. <laughs> yani bizde böyle normal fotoğraf Burada makinesi, obje yani bizde telefon cep telefonu <laughs> objektif varmış. Onda da bayağı böyle bir tele objektif varmış gibi ama falan görünüyor. Ama gözlerim maalesef. Ha? E, miyop, Beş numara miyop. Evet. Ama o zaman peki onun üzerinde bir de şey mi var? Ya bir de şöyle. Cam da e, mı var? E, lens, var. E, şeffaf, ha, lens var. Şeffaf lens var ama bazen ekranda. O büyük bir ekranda... beş numara olduğu için büyük. O yüzden mi Hı, bize öyle galiba. geliyor? Mu? Ama ekranda ben bazen görüyorum. E, lenslerimi görüyorum. Enteresan. Ha. Şey televizyonda seyrederken evet, evet. kendine. evet. Çünkü böyle bir tık evet. Belki Algı olarak kamerada, gerçekte değil ama kamerada hmm. böyle bir ufak bir algısı olabilir, hmm. büyütüyor olabilir hmm. diye düşünüyorum. Çünkü hafif görüyorum çerçevesini. Hmm. Peki bu e, diziyi çektiğin süre içerisinde Haluk Bilginer'i gördün mü? Evet. <gülüyor> 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 Bayılıyorum ben ona, müthiş bir oyuncu değil ee, mi? Müthiş Onunla bir partner, nasıl? müthiş bir partner. İlk başta benim ilk e, dizi e, başladığında... İlk daha set gününde ilk sahneyi Haluk Haluk abiyle az önce fotoğrafı gösterdiğim sahneyi çektik. Birazdan o gelip beni azarlıyor üstüne başına dikkat et ne biçim giyinmişsin diye hmm. böyle bir sahne çekmiştik. O gün çok heyecanlanmıştım gerçekten çünkü hmm, hiç karşılaşmamıştım daha önce tanışmamıştım hmm. e, tiyatrosunda çalışmıştım bu arada daha ufakken ama hmm. e, bir ufakken şekilde e, 18 19 yaşımda. Hmm. 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 e, Tiyatroda çalışmıştım ama hep böyle kaçıyordum kendisinden hmm. çünkü Neden? E çünkü böyle hani çok oyuncu olmak istiyorsun ve çok bir var oyunları izliyordum ama hmm. kendisinden böyle aynı kaçıyordum işte utanıyordum. Eski usul bir çekinme, ustaya saygı. Ya yani biraz öyle bir şey e, vardır. Yanında ben, tereddütlü durmak gibi bir şey tabii mi? Tabii olabilir çünkü e, hatta... Konuştuğumuzda da kendisi hani nasıl olur da görmem dedi çünkü ben bayağı orada aktif aslında çalıştım ve çok fazla seni oyun görmemiş izledim. mi o tiyatroda çalışmış <laughs> görmemiş ben gerçekten hani hmm. işle bir, şeyle bir şekilde ne yardımcı olabiliyorsam hallet diyordum valla onun da şimdi koruyorsunuz diyeceksiniz ama onun da enerjisi hiç öyle değil gerçekten hani partnerlerini yükselten bir enerjisi var hmm. buna şaşırdım açıkçası çünkü hmm. bazen hani meslekte yıllar geçtikçe hevesin kaybolur gibi hmm. ya yani o yoktu hmm. o benim ondan öğrenebileceğim bir şey olarak e, düşündüm. Peki uzun tatil insanı değilim. Aklım hep çalışmakta. Aktif olarak bir dizide, filmde ya da tiyatroda çalışmasam da kendime yapacak bir şeyler bulurum hep. Bu nedir? Arkadaşlarla sohbet mi ediyordunuz? Yani Sorular soruyorlar ee, dişe bazen. Bir şey dokunur bir şey arıyorum ama <laughs> röportaj şeyi falan. Evet. Sonra demişsin ki Cansel'le birlikte fırsat bulduğumuz her an tenis kortundayız. O kadar iyi oynuyor ki ona hayran olup hırs yapmamak elde değil. Eyvah ben mi söylemişim bunları? Bu işte röportajlar. Bunu ikisinde Form, Santay, Form Aa, evet. Sante Form Sante röportajında. Te... Evet. Neden Form Sante ile röportaj yaptım? Başkaları röportaj olarak... yapmak istemiyor muydu? O Yok mi? bir sürü röportajım var. Siz Hı. onu bulmuşsunuz. Evet öyle. daha başka <laughs> var. Haber Türkler var falan filan. Yani çünkü ya. çok spor yaptığım için e, Form Sante bir spor dergisi olduğu için onlarla Hı -hı. öyle bir e, çekim yapmıştık ve onun ne üzerinden hangi sporlar bunlar? E, daha çok tenis şu anda. Ama Hı -hı. ondan önce çok çocukluğundan beri mı o yoksa Yo, hayır. Yok aslında şöyle. Cansel tabii ki yıllar önce tenis oynuyormuş. İyi de oynuyormuş ama ara vermiş. Birazcık futbol oynamış. Hmm. Ee, ben çok oynamak istiyordum. Hmm. E hadi tamam dedi. Bence çok güzel, çok seversin. Sen hmm. oyna. Sen niye oynamıyorsun? Ya ben bıraktım ya tenisi. Oynamıyorum artık dedi. Ben hmm. başladım. Hmm. Ee, ben böyle gide yani, başlarken o da bir anda bir baktım. Hani beni beklerken falan oynamaya başladı. Tenis oynarken kızlar kızlarla mı oynar, kızlar erkekler karşılıklı oynar Bence mı? Bence herkes herkesle oynar. Herkes herkesle oynuyor ama turnuvalar evet. tabii erkekler ve kızlar ee, ayrı ayrı Yani yapılıyor. şey de var, karışık da var hmm. e, çiftlerde. Hmm. Karışıklar da var. Evet. E, i̇ki iki iki, iki, iki <laughs> takım evet. oluyorsunuz, iki evet. iki şey, Cansel evet. o yüzden mi başladı diye soracağım ama Yok değil, ama, <gülüyor> <gülüyor> yok yok Cansel e, özellikle single oynamayı, tek oynamayı zaten daha çok seviyor, daha çekişmeli geçiyor çünkü hmm. maçlar. Peki, şöyle bir şey söylemişsin, ben de ilk defa okuyorum. Kutuplarda yaşayan bir canlıyı getirip buraya koyamıyorsun, yaşayamıyor. Çünkü oraya alışkın. Ama insan her yerde yaşıyor, her yere uyum sağlıyor, her şeyin bir çözümünü buluyor. Bu bana çok ilginç geliyor. Çok da tehlikeli geliyor bu evet. dünyanın halini. Niye buna bağlıyorum. böyle bir şey söyledin? Bu ne olmuş Çünkü olabilir? Çünkü bu şey, dünyayı şey kurtaran kadın diye bir e, mini ha. dizi yaldım. Evet. E, bunu Sel çekti. Pandemi döneminde eve kapandığımız zaman da ben Ben yadım. de onu seyrettim ve bayıldım. Gerçekten Müthiş. Çok güzel. Benim bir için şey, çok pandemide özel bir böyle bir şey çıkması da çok hoş. Çok çok hoş. İşte duramadığım için yerimde aslında oradan çıktı. İlk başta tabii derin bir karamsarlığa gömüldük hep beraber. Bende birkaç gün sürdü sonra hadi ne yapıyoruz dedim. Söylemek istediğim bir sürü şey vardı kadınlarla ilgili. Ve, ve bence tevazu gidişi. da gösteriyorsun çünkü profesyonel bir iş gibi görünüyor zaten. Yani böyle hani pandemide sıkıldık da yaptık bir işi gibi görünmüyor. Çok güzel bir iş gibi görünüyor. Çok çok teşekkür ederim. E, YouTube'da var merak edenler izlemek isterlerse. 5 e, bölüm devamını da hazırlıyorum. Evet, onu sormak istiyorum. Ondan sonra vazgeçmedik değil mi bu yoğun çalışma temposu? Hiç vazgeçmedim. Temposu çünkü e, o kadar hem Türkiye'de hem dünyada o kadar çok gelişme oluyor ki ee, hatta şey gibi bu bir dünyada bizim hayatımız bir dizi film olsa hadi bakalım dünyayı nasıl mahvediyoruz gibi bir e, adı Hı -hı. bu olurdu herhalde. Hı -hı. O yüzden e, o kadar çok konu var ki ikinci sezonda bu kadar geç kalmış olmamın sebebi konu seçememem. Her gün yeni bir şey oluyor gündem Hı -hı. oluyor bir şey yazıyorum ben yazdım. E, bir bakıyorum başka bir şey daha olmuş ona çok etkileniyorum. Ha, bunu nasıl etkile eklesem diye düşünüyorum. Ama e, dizi e, sezon finali verir vermez. ...bu işe girişmeyi düşünüyorum. Senin İspanya'da da neredeyse Türkiye kadar işin var. Evet, bu nasıl orada... olabiliyor? Orada okudum. Bir sene tiyatro okudum. Burada konservatuar okurken orada exchange ile oraya gittim. Ne kadar? Bir sene kaldın. Bir sene, bir sene kaldım. Ama bir insan bir sene bir yerde kalarak bu kadar çok iş potansiyeli yaratamaz. Çoğunlukla o bir sene böyle diye geçer gider. Ee, çok inat ettim dili iyi öğrenmek konusunda. Ve öğrendin. Öğrendim. Ve İspanya'ya bir takım görüşmelere filan da gidiyorsun. Gidiyorum. Hatta seni İspanya'da e, temsil eden menajerin var. Yani evet. her an ülke seni kaybedip İspanya'ya kaptırabilir. Yani ülkemi çok seviyorum. İlla ki dönerim herhalde ve burada da çalışmak istiyorum. Ana dilimde. Hatta bugüne kadar burada kalmamın sebebi de. Burada dönmek için ne gibi nedenler var? Mesela iki buçuk üç saat süren diziler yapıyoruz biz. Ya İspanya'da aslında... daha kısadır büyük ihtimalle. <laughs> evet daha kısa bir onlar Bir oyuncu yetinebilir mi? Yani kırk dakikalık dizi ayol, bir saatlik filan. Yani filmler bile bir buçuk saatte filan bitiyor. Bizim burada iki buçuk üç saatlik dizilerimiz var. Ben ya, olsam bir özlerim. Bir şekilde bu nasıl bir şey bilmiyorum ama <laughs> bu e, oyunculuk işin içine girdiği zaman... Ana dilin hep seni bir çağırıyor çünkü bir tür konfor alanın hmm. yani o çok yorucu bir iş. Hmm. Ben daha önce yabancı dilde oynadım İspanya'da da yine kendi yazdığım bir e, tek kişilik bir kadın oyununu oynadım İspanyolca e, ve hatta bunu anlatıyordu. Evet ve onu İspanya'da okurken yazmışsın evet. tek kişilik oyun ve bunu İspanyolca sahneliyorsun ve daha okuduğun zaman. Evet. bu cahil cesaretimi yoksa sen hakikaten bu kadar yetenekli bir insan mısın? E ya yetenek bilmiyorum bence çok göreceli e ama e çok e gönül koyduğum söyleyebilirim Hı -hı. bunu şey olarak söylemiyorum romantik bir yerden söylemiyorum çünkü çok oradaki aslında bu oyunda durup dururken hadi bir oyun yapayım diye çıkmadı gerçekten çok fiziksel dersler almak zorundaydım dil hakimiyetim olmadığı için ve içimde bir oynama kendimi ifade etme Hı. arzusu doğdu ve dindiremeyecek noktaya geldim. Kaldı ki bir de kendimi bir şekilde de oradaki hocalarıma, öğretmenlerime artık bu dili konuşabildiğimi ve bana da bir rol verebilmeleri oyunlarda çünkü Peki. oyunlar yapılıyordu ve ben yer alamıyordum. Bunu da göstermiş oldum ve bunun Hı. arkasından zaten bir oyuna adapte oldum. Oyunda da oynadım. Bu da bir de şöyle bir şey oluyor. Türkçe'de cümlelere yer verdim oyunun içinde ve izlemelerini dinlemelerini istedim Türkçe çünkü bilmiyorlar Türkçenin nasıl tınladığını. Hı -hı. Arapça konuştuğumuzu zannediyorlar. Hı -hı. Ee bu tarz böyle bir şey de onlara duyurmak istedim açıkçası. Hı. Aslında bu kendi da... dilleri daha çok o, Arapçaya evet, benziyor. Evet aslında hatta benim kaldığım Onlar e, okuduğum. Onlar bizim konuşmamız ama Arapçaya benzetiyorlar. Evet bilmiyorlar İngiliz. o yüzden öyle zannediyorlar. Halbuki İspanyolca'da fazlaca bir Arap kesinlikle, uygarlığı etkisi var. Kesinlikle ki ben e, güneyinde Endülüs'te okudum. Bir de oradaydın düşün evet. bir de diyalekti de esa. Evet. Peki şimdi bu karşımdaki talk showcu adam beni ne kadar manipüle etmeye çalışsa da ben ona Ondan... direnip hala ciddi ciddi cevaplar veriyorum. İspanyolca söyler misin? Lütfen. <laughs> 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 ya Şöyle diyebilir misin? Mesela bu karşımda oturan adamdan hiç <laughs> hoşlanmıyorum. Demiyor, ama hayır. sorularına cevap <laughs> no vermek zorundayım. <laughs> no me gusta nada de este hombre. Pero no es verdad. Pero no es verdad. O, o de ne dedi son olarak? Doğru. Önce dedim ki ben bu adamdan hiç hoşlanmıyorum. Ama yok doğru <laughs> değil. E, yemin ederim doğru değil. Hmm. dedim. Peki e, ama şey diyebilir misin? Yine de ciddi cevap vermeye çalışıyorum. <laughs> Pero yo siempre sigo responderle. <laughs> En serio, no sé. Hım. Hmm. Creo que algo así. Böyle bir şey sanırım. <gülüyor> 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 Direkt bir çeviri oldu mu bilmiyorum. Güzel ama şey bir dil <laughs> <değil> mi? <laughs> yani heyecanlı ve böyle hani içinden bir şeyler çıkarmak ister gibi. E, 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 evet. Yani orada Park, oyunculuk okurken nasıl oluyordu? Her şey böyle Ağğğğğğğğ. Bir diye de onlar zaten Güney'de zaten birazcık daha Ateşli. E, ateşliler gerçekten. Hmm. Hatta eee Flamenco oynarken ben ilk başta beceremiyordum gerçekten çünkü müthiş bir ee, ritimle doğuyorlar ve onun içinde yaşıyorlar. Festival oluyor, bir hafta okul tatil oluyor. Dans festivali, flamenco hmm, festivali. Dans ediyorsun. E ee, ediyorum. Dersler almışsın. Dersler aldım, ihtimalle. Evet, ama ağlayarak geçti gerçekten. Neden? Çünkü çok zor. Yani ritimlere gece kulağıma takıyordum, e, uyuyordum. İşte onda, onda, tre, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bir sürü şey var. Yani ritim var bu sadece biri. Bunlar, bunları takıp uyuyordum çünkü çok katılardı. Bizde mesela exchange ile gelen öğrenciler işte dal der kalkar, derkar serkar falan deyince hemen yüzü veriyorlardı bizim <laughs> okulda. Ama bu orada dal gerçekten. Kar, <laughs> e, dal kalkar kartal onu mu demek istedin sonra? Gerçekten olarak? evet. Böyle onu hani, İspanyolca mı söyledin? Hayır hayır, ha. hayır hayır. Bizim yabancı öğrenciler Türkiye'ye geliyordu <laughs> ve ses konuşma dersinde böyle bir tane tekerlemeyi bu şekilde hmm. söyleyince ve hiç okula gelmeyip işte Antalya'da Bodrum'da orada falan geziyorlardı hmm. ve yüz alıyorlardı. Ben de biraz tersi bayağı burnumu sürttüm orada. Hmm. Yani hani... Cansel senin enerjinden kaçıyor olabilir mi <laughs> <laughs> ...tenis oynamaya gidiyorum falan evet. diye. Ben olsam giderim. Peki... Ee, ...yine bu sefer de Alem Dergisi'ne... ...şöyle bir şey söylemişsin. Acaba sırada ne var? Bundan sonra neler olacak diye merak ediyorum hep. Bu da motivasyonumu yüksek tutuyor. Bu... ...burçlardan söz eder gibi bir yanıtı... ...niye verdin? E çünkü işte bu röportajda sorular soruyorlar bir şekilde. bir Acaba sırada ne var? Gerekiyor. Bundan sonra merak Şimdi ediyorum. Ama hep enerjim yüksek ya. Buluyoruz? Hep enerjim yüksek değil. Onu başka bir soruda cevap e, verdim. Ona Her insan gibi benim de düştüğüm <laughs> oluyor ama buradan... E, ya bilmiyorum ben niye böyleyim bu soruyu kendime soruyorum. Ama galiba e, astroloji ise e, Burcu'm kova, e, yükselenim... E, <laughs> oraya çay bari. Oğlak ama e, ay Burcu'm... ...bu yüzdendir diye düşünüyorum. Astrologlar açıklasın. Hiç bana bir şey ifade etmedi ama belki anlamı vardı. İnanıyor musun böyle şeylere? Hayır inanmıyorum. Ha? Yani şöyle e, ilgimi çekiyor çünkü doğayla çok ilgiliyim... ...gezegenlerle çok ilgiliyim. Hoşuma gidiyor Niye bunları düşünüyorum. Niye gezegenlerle ilgilisin? E, bir his. Doğayla çok e, ve dünya, gezegen, başka zamanlar... ...başka evrenler hmm. bunlar ilgimi çekiyor. Ne yapıyorsun bunun için mesela okur musun? Yazıyorum. Mu? Ha, okumuyorsun da yazıyorsun. Yani hmm. tam soru okumuyorsun Ya Okuyorsun ve yazıyorsun. Ya Elbette okuyorum. Hmm. Bununla hmm. ilgili filmler hoşuma gidiyor. Hepimizin sevdiği filmler. Hmm. Interstellar gibi. Ben de bu şekilde bunlarla alakalı şeyler yazmayı çok seviyorum. Hmm. Çünkü çok fazla evren çok fazla şey vaat ediyor. Hmm. Peki... Ee... Umut'un işlerini takip ettin mi? Ediyor Tiyatro mu? oyunundan konuştuk onu izlemedik. Merak ettim iki kişilik hmm. oyunda oynuyorlarmış. Hmm. Peki. Ama tabii daha önceden çok izledim. Hem e, Hatırla, Sevgili Hatırla Sevgili de ben. izledim. Hmm. Cansel evet. evet. Ama hiç Cansel ile alakası bunlar. yoktu orada. O zaman hiç yoktu öyle bir şey. <laughs> o zaman Cansel ile mi alakan yoktu? Evet çünkü tanımıyordum bile. Tanımıyordun ama ikisini beraber beraber sahneleriniz vardı. Çok bence İzle... özel ve güzel İzlediğin bir zaman izledi. mesela Umut'u mu daha çok beğendin Cansel'i mi? Cansel'i <laughs> çok beğendim. Umut'u da beğendiğim bir oyuncu. Cansel'i çok beğendim ama... ...beğendim. da merak ediyorum. Değişti oyuna... zaten fikrim. Ha, değişti. Artık <laughs> Aynen. o kadar beğenmiyorsun Evlendikten sonra tahmin ediyorum. Peki. Zeki Demir Kubuz'un e, yeni evet. filmi bu çekimleri mi devam ediyor yoksa bitti, bitti mi? Bitti. 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 Ee, Hayatta film Sinop'ta çekildi. Bitti. Hı. Peki. Ee, bir de Kusursuz Kiracı dizisi o da. E... O da çekiliyor şu an. O da yayınlanmadı ama yayınlanacak. işte Önümüzdeki sezon. Hı. Peki. Bu e, Zeki Demir Demirkubuz bir süredir film yapmıyordu. Bu bir sürenin sonundaki film mi? Tam olarak bilmiyorum yerine filmin. Ee, şu en son yaptığı film bu. Yani hmm. en yakın zamanda izleyeceğimiz Hayat. Hmm. Nasıl onunla çalışmak? İnanılmaz iyiydi. Hı. Yani, yani genelde öyle kadar... söyleniyor bütün dünyada yani. Çünkü aksi söylemiyor Allah belasını versin diye. Ben öyle dönemi geçirdim aslında. Yani televizyon programlarında insanlar yönetmenlerden bahsederken... Oraya. ...Hollywood tarzı bir e, şey e, siyaseten doğruculuk yapma... ...ay inanılmaz bir tecrübeydi. Ah orada Tom Cruise burada bilmem ne falan filan. öyle anlatıyorlar Gerçekten ya. Gerçekten konuşalım bir tecrü... yani. Ha, evet konuşulabilir. Yani bizde böyle Allah onun belasını versin diyen tipler vardı. Beraber film çekmişler yeni bitti film vizyona girecek filan. Yani. Ya Zeki abiyle ilgili çalışmak zordur denir hep. Denir evet. Hep konuşulur bil, evet. bilirsiniz abi. Evet. Ee, ben müthiş bir korkuyla gittim tabii ki. Ee, ama e, ilk üç saatin sonunda yani korkuyu yendikten sonra Zeki abinin ne kadar kolay çalışılabilecek biri olduğunu gördüm. Hmm. Sadece anlatırken bazen sert anlatabiliyor. Hmm. Ee, heyecanla o. heyecanla belki. Heyecanla anlatıyor. Neden böyle bir şey yaptın diyor yani hmm. daha yapmaya çalışırken. hı. Hmm. O korkuyu yendiğinizde <laughs> bu bitecek <laughs> mi bir gün? bu korku? Ne korku? Oyuncu korkusu değil o. Yani o iletişim şeklinde hmm. E, hmm. bir e, sertlik ve yüksek enerji diyeyim. Nuri uyandısın. Bilge Ceylan'da da <laughs> evet. Nuri Bilge Ceylan'da da, da benzer enerji. bir şey var. Vardır. Onu Nuri, Nuri Bilge'nin bir de videolarını izliyoruz oyuncularla evet. şey yaparken evet. böyle evet. onları çalıştırıyoruz. Ama yani. biz gerçekten yani bu yalan değil, Hollywood tarzı bir konuşmadı değil abi. Hmm. Tamamen e, ...ya harika oldu, her şey çok iyiydi... ...keşke daha fazla zamanımız olsaydı diye ayrıldık. Hmm. E, ama sete psikolojik... ...psikolog eşliğinde gelenler de vardır illa ki. Bilmem. Bizim evet, setten olabilir. bahsetmiyorum. Olabilir <laughs> belki. Geçmişte olmuş olabilir. Hmm. Ya benim öyle bir hikayem var. E, Nesi Çöl Geçenin... E, ...bir filmde oynadım ben. E, Türker Bey'in, Türker İlanoğlu'nun prodüksiyonu ama... Yunanlarla ortak yapım bir... E, ...sanat filmiydi. o Oyun Bozan diye hmm. ve... ...tabii ki... Ee, o, ...o yılların işte 2000'lerin başında e, bunu e, çekiyoruz. E, sesli çekim ama o zaman yani sesli çekimler bile biraz şeydi... ...bazı filmler sesli bile çekilmiyordu. O sırada e, Nesli Çöl geçen Nesli Bey de sürekli e, kulaklıklarıyla e, oturuyor... ...işte kameranın yanında falan filan ve biz tabii oyuncular... E, birer mikrofonumuz var. Göğsümüzde, şuramızda, buramızda. İşte çekim başlıyor. Konuşuyoruz. Nesli Bey e, şeyde kulaklıklarla filan. Fakat stop deniliyor. Nesli Bey kulaklığı çıkarmıyor. <laughs> ben de anlamıyordum yani. Şu kocaman kulaklıklar yani çıkar rahat et falan filan. Şey, fakat bir şey söyleyeyim. Yani bunu merak etmedik. Salak olduğum için ya da birçoğumuz salak olduğumuz için falan. Tabii yönetmeni çok ...çekiştiriyoruz. <laughs> ee, çekim bittikten sonra... ...ve kendi dilimizde... ...küfürler ederek falan çekiştiriyoruz. Adamcağız bir buçuk iki ay... ...bütün bunları dinlemiş. Ee, bütün bu lafları falan filan... ...normal bir çatışmadır o yani. Yönetmenle oyuncunun evet. çünkü... ...ikisinin de adrenalini çok yüksek. Oyuncuda da öyle. Oyuncuya da diyorsun ki... ...işte e, katil ol... ...masum ol, çocuk ol, büyük ol... ...öl, yaşa... Hayatta tutunmaya çalış falan filan. Oyuncu da basit bir e, süreçten geçmiyor. Keza yönetmen de öyle. Bütün o dünyayı oluşturmak ve onu sunmak zorunda. Onun da adrenalin çok yüksek. Bu e, iki takım karşılıklı oynuyorlar ve karşılıklı gole gidiyorlar kadar bir heyecan yaratıyor. Adrenalin yaratıyor. Ve bu yani çatışmalı bir süreçtir bu. Ve birbirleri hakkında ne düşündüklerini o sırada duymamaları da e, iyi olur. Evet, şartlar eşit değil. Sizde e, mikrofon orada kulaklık olması. O, bizde de biz onun ne söylediğini duymuyoruz ama o bizim neler söylediğimizi hep duydu. Sonra da filmin sonunda benden öyle bir intikam almıştır yani ek bir sahne koydum deyip. Gerçekten. Aa, ek bir sahne koyduk onu. Bir programda da anlattım daha önce yani ek bir sahne koydum deyip. Nedir efendim bilmiyorum senaryoda yazmıyor falan. başrol canlı canlı gömüyorlar başrol dedi. <laughs> Ama Ondan sonra ve bir mezar kazıldı soğuk bir kış günü ve beni oraya gömdüler öyle bir sahne hiçbir zaman filmde olmadı ama ben yönetmene isteğine uygun olarak gittim soyundum çılçıplak gömüldüm. Hak etmiş ama çok miydiniz? ama çok e, çok küfür ettim evet yani e, ama sonra da bir arkadaş e, bir onun sanatına saygı duyan bir insan olarak da hep tatlı tatlı anlatıyorum hikaye tabi beni gömdükleri zaman o kadar tatlı değildi ama yani. <laughs> tahmin edebilirim e, ama sizin böyle bir şeyleriniz yani böyle bir çatışmalarınız olmadı o, olması lazım e, yani gerçekten olmadı ama o sette bir şey yaşadım yani ilk defa bir şey oynarken sesim kısıldı Hı. gerçekten yani Nasıl bir şey yüklediyse zeka bize set esnasında ne kadar gerçek bir yere dokunduysak bilmiyorum ya da ne kadar acemiyim onu, <laughs> orada emin değilim. <laughs> bir, bir bağırma sahnesinde nasıl olduğunu bilmediğim şekilde sesim sahnenin ortasında kısıldı. Evet benim yerimde mesela bir tiyatrocu böyle kompetan bir tiyatrocu olsa şey, yanlış yerden bağırmışsın şekerim derdi tabii de öyle ya değil. Büyük sen, utanç yaşıyorsunuz sen, tabii. O, estağfurullah ama sen onu bak ne düşün. kadar güzel ama anlatıyorsun değil mi? Mesela ne yüklediyse bana nasıl bir şeyse ve ben nasıl buna katılarak a, ciğerden bu işi yaptıysam falan gibi anlatıyorsun. Yani. yani zor bir sahneydi öyle bir şey yaşadım ama tabii sonra bütün Sinop acayip bir yer. ...ben bu kadar birbirine yardım eden insan görmedim... ...böyle balkonlardan bal yağmaya başladı... ...pekmez yağmaya başladı... ...her gelen ağzıma bir kaşık bal veriyordu... ...bu sesin diye. Ama bu şeyle de ilgili değil... ...mesela bu eğer bir e, tiyatroda sahnelenen bir eser olsaydı... ...o zaman tabii ki... ...teknik olarak yapılacaktı her şey... ...çünkü bugünün yarını, ertesi günü... ...önümüzdeki haftası ve daha evet. önümüzde yüzlerce oyun var... ...fakat bu bir kere çekildiği için... ...belki de hayatın ta kendisi olmak zorunda... ...ve o oradan o... Demek ki bir haykırış filandı belki öyle ee, mi? Çok ağır bir saniydi kızını. Evet ve o bir kere dönüyordu. hayatı uygun olarak yaşanacak. Ee, biraz o zaman da ses kısılır tabii ki. Evet ama ekip çok yardımcı oldu. O Hatta çok Zeki Demirkubuz sesinin kısılmasını da ister. Ee, sev, sevdi Zeki abi hiç mesela nasıl böyle bir hata yaptın demedi. Hata değil o belki evet. o, Arzu öyle Arzuyla belki de oldu. Peki e, kum zambakları. Evet. Şimdi oynadığın oyun. Evet. Ve zorlu da oynuyorsun. Evet. Ee, stüdyo sahnesinde mi oynuyorsun? Evet stüdyo sahnesinde. Peki. Ee, içeri açısından elimdeki nottan okuyorum. İnsanlık tarihi boyunca çözülemeyen kadın erkek ilişkisini hem gerçek hem ironik hem de şiirsel boyutlarıyla ele alarak seyirciyi bir yolculuğa çıkarıyor. Bu basın bülteni şeklindeki yazımlar çok hoşuma gidiyor benim. Hep yolcular çıkıyoruz. Ben de beğenirsiniz bunlara diye göre, düşünüp evet. özellikle bundan. Evet. <laughs> Tutkulu bir aşkın şiirselliğinin ve ruhları dans ettiren müziklerin yan yana geldiği bu oyun modern şehir hayatının içinde sıkışmış evli bir çiftin ilişki sürecine tanıklık etmemizi sağlıyor. Özetle çok güzel. Karı Devam ediyorum. Dur. pardon daha Ben sevdim, sevdi. Kötü değil. Sadece bir yolculuğa çıkarıyor bana artık. <laughs> Doğayı ve hayvanların doğal yaşamını yok eden insanlığın kendisiyle ve kadın erkek ilişkisi üzerinden birbiriyle olan çatışmasını eğlenceli bir dille tartışmaya açıyor. Seyirciler aşk ve şiddet arasında duygusal gitgeller yaşayan, birbirini yok etmeye çalışan duygu ve fikretin hayatının farklı evlerine tanıklık ederken insanlığın doğayla olan ilişkisini yeniden gözden geçirecek yani merak ettim. Çünkü ben tam da bu konulara takılması gerektiğini düşünüyorum artık. Yeşim Özsoy yazmış, Mark Levitas yönetmiş, Zorlu PSM Prodüksiyon ve seninle beraber Evrim Doğan da oynuyor. Evet. Ee, uzunca böyle Hmm. Kısaca e, bir kadın erkek var ve evliler ve sorun yaşıyorlar e, ve aynı anda <laughs> sanat Nasıl Johnny şey. Depp Amber gibi mi mesela? <laughs> e, o, o seviyede olmasa da yani aslında <laughs> ilişkide hep bir yıkıcı olmakla alakalı. Yani oradaki e, Johnny Depp Amber konusunda öyle yani birbirlerine aşırı yıkıcı davranıyorlar. Hmm. Burada da ilişkide... ...bittiyse bitti ya da gerçekten evlenmek şart mı hmm. sorusunu sormak lazım. Hmm. Ee, bir de buna ek olarak doğanın yıkımını da yani hem insanın doğayı yıkımını hem insanın birbirini yıkımını anlatan bir oyun. İçinde dans ve lirik bölümleri olduğu için de o şiirsellik ve dans öğeleri anlatılmış. Çok o güzel. Evli çiftleri öneriyor musunuz? Ee, <laughs> öneriyorum. Hmm. Öneriyorum. Yani of. her evli çift bence ilişkisinde <laughs> kendi olabilmeli. Evet bu çok önemli. Yani olamadığımız için belki de baskıya maruz kalıyoruz karşılıklı olarak. Buna en çok e, son zamanlarda e, tabii ki tiyatro prodüksiyonları sinema gibi değil. Hemen burada çalışıp kendimize bir sahne bulup oynayabiliyoruz. Oyunlarımız edebi, felsefi, şiirsel, düşünsel e, ve bu çok güzel bir şey bunu yapabilmek tiyatronun yükselişiyle beraber iki şey düşünebilir. Bir kızla bir oğlanı bir araya getirip hemen ilişkiler konusunda bir oyun koyalım. Çat 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 turnelere çıkartalım. Bu çok güzel ekonomik. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yolculuğa çıkmak için turneye gitmek için ama bir ikinci şey var ki bunun yanında o da insanların en çok üzerinde tartıştığı şey her şeyi çözüyoruz birbirini seven iki kişiyi nasıl bir arada tutacağımızı çözemiyoruz yani Nasıl yemek yapılacak, nasıl barınılacak, nasıl geçinilecek, bir de ne kadar sevişilecek, sonra da seks biterse ne halt edilecek, çocuk yapalım mı yapmayalım mı? Bunlar çözülemiyor. Fakat buradaki yaklaşımda merak ettiğim şey şu, yani doğayı yok ediyor ve doğa onu yok ediyor, yani kendi de o doğayı yok ediyor, sonra kendi doğası da onu yok ediyor falan. Burada enteresan açmazlar var gibi evet. geliyor bana. Ironik de baktığı için izlemesi hmm. de keyifli. Hmm. Ee, yani şöyle, e, bir dans sahnesi, çok mutlu bir düğün sahnesi derken altta konuşulan şeyin aslında hiç de mutlu olmadığını... Hmm. ...aslında bizim dışarıya hep e, biz çok mutluyuz pozu e, verdiğimizde o fotoğrafı hep çok desteklediğimizi söylüyor oyun bir yandan da. Hep şey var, annenler el sallıyor, gülümse diye bir replik hmm. var oyunda. Hmm. Oyunun her sahnesinde neredeyse duyduğumuz hmm. bir replik. Biraz öyle, biraz topluma göre, ailelere göre, hmm. e, sosyal çevremize göre, kendi sosyetemize göre bir hmm. hal aldırıyoruz ilişkilerimize. Bu da ekstra bir baskı yapıyor galiba. Evet, evlilikte bir de şöyle bir şey var değil mi? Evliliği kutsal olarak gördüğümüz için o kutsallık dışarıya karşı, çevreye, yakın akrabalara ya da bütün çevreye, konuya, komşuya herkese karşı çok güzel gidiyormuş gibi gösterme zorunluluğu var. Yani bir odada ee, ...birbirini boğazlıyor ee, bu çift ama e, hemen odanın önünde mutfakta çocuklara karşı... ...ya da kapının dışında komşulara ve daha sonra bütün mahalleye ve herkese karşı... ...çok güzel gidiyormuş. Bu müthiş bir baskı. Korkunç bir baskı. Çok, yani bunu bir de bir boyutu daha var sanırım. Buna maruz kalan da aynı şeyi yapıyor karşısındaki komşusuna, akrabasına bir de. Yani ben böyle bir şey yaşıyorum, böyle baskı yaşıyorum. Diğerine yapmayayım demiyoruz. Evet. Sizden asıl... E, ne bizim oyunda yani. da öyle aslında. Sizden ya yani nasılsınız nasıl gidiyor ilişkiniz falan? Yani her ilişki nasıl gidiyorsa öyle gidiyor. Hayır öyle diyor. Hayır hayır öyle diyorlar diyorum. Ben sana sormuyorum. Yanlış Aha bana sordunuz sandım. Hayır ya. sana sorar mıyım? Niye televizyon programı Çok iyi gidiyor değil. bizim ilişkimiz. <laughs> <laughs> yani e, e, evet çünkü herkesin me merakı o. Halbuki e, gece bir diyelim ki bir şeyde otur. Şimdi çok Daireli binalar var filan ve onlar hep ince duvarlarla e, yapılıyor ve diyelim ki 180 daireli bir binada aslında bir kat ve o kata yakın olan yerlerde kimler sevişiyor, kimler birbirini boğazlıyor, kimler o sırada polis çağırıyor, hepsini duyuyorsun aslında. Evet. Hı? Sen evet. nasıl bir yerde oturuyorsun, duyar mısın çevreyi? Ee... Mesela kimler sevişiyor, kimler birbirini gırtlaklıyor... Ya ben ya biraz, da oyundan biraz, kalkarak buna kulak kabartır mısın mesela ne oluyor diye. E, düşünüyorum tabii yani zaten hani oyuna gelmeden önce de insan zaten hep düşünüyor etrafında hmm. ne olduğunu onunla ilgili konuşuyor. Belki ben de başkasını ayıplıyorum bazen. Belki ben de ahlakçı davranabiliyorum bazen. Hmm. Bilmiyorum onu ama Yine bunlar kavga ediyor falan Allah kurtarsın falan böyle şeyler. Öyle şeyler söyleniyor tabii herkes yani. söylüyordur onları. Ay ne fena bu çiftin hali <laughs> vallahi boşansalar da kurtulsak falan. Yani herkes Sonra ama birbirini Sen gırtlaklayabilirsin Sen şunu duydun mu diye falan yani. evet. cümleler evet. kuruyoruz evet. hep birbirimize. Evet. Ama yani e, ay, oyunda bu, bunu soruyor işte yani evlenmek ya da ilişki dediğimiz şey. Yani hepimiz onlarca kez e, ilişki yaşıyoruz. Hı. Hmm. Bir tanesi ilgiderse şanslı sayıyoruz kendimizi. Hmm. İnanılmaz bir e, risk hmm. aslında ilişki kurmak gibi bir yere de bakıyor galiba oyun. Ben e, Galata'da Doğan Apartmanı'nda oturuyorum. Herkes çok sessizdir, çok efendidir falan. Bir ama çok sene önce bir genç bir adam taşındı oraya. Adam hep yalnız. He hepimiz de bakıyor. Ah yazık bu adama filan. <laughs> Hep yalnız başına bu dolaşıyor filan. işte kafede mafede orada önde bir şeyler vardı. Kızlar merak ediyor Bu, ama bir çekince bir şey yani o kadar hoş yakışıklı falan da değil. Öyle falan fakat ayda bir bir kız arkadaşı var o geliyor. <laughs> fakat bunlar pencereleri açıyorlar. Yaz ya da kış. Şekerin bir kavuşma eğlencesi <laughs> bitmiyor. Biz hepimiz balkonlara çıkıyoruz saatlere bakarak böyle herhalde bitirirler artık filan da yani anlatabildim mi filan böyle nasıl? Amanın 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 avaz 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 diyoruz ki hani aradan bir, yani bir aydır kız yok hani kavuştular filan. Bitmedi, bitmedi, bitmedi falan. Neyse sonra taşındı oğlan rahat ettik hepimiz. Sessizlik seviyoruz. Ee, sessizlik mi seviyorsunuz? Ee, evet, bir de bazen de şeyler olur. Kavga eden çiftler olurdu. O zaman da çok üzülürsün filan hani gidersin artık kapıyı çalarsın filan hani eskiden o olmuştur yani eskiden yani ne oldu emin misiniz hani sürdürmek istiyor musunuz hani biz birbirinizi öldürüyormuşsunuz gibi geliyor bize filan ki kalın duvarları vardır yani evet. evlerin ki düşün bir de ince duvarlı evlerde nasıl olur? Evet öyle bir şey var. Artık hiç Niye içeceğim. bunu ilk defa dinliyormuş gibi benden dinliyorsunuz? <laughs> yani böyle bir şey yok mu hayatınızda? Bir tek Olmaz ben mi bunun dedikodusunu yapıyorum? Olmaz yani. olur mu canım? Ha? Hep vardır bu. Yani işte bu oyunlar filan o yüzden çok önemli. Aslında evet. ilham verici olması açısından da öyle. Yani insanlar gelip ilişkisi var evli, çoluk çocuklu, yeni evlenmiş ya da boşanmak üzere fark etmez ama böyle oyunlardan ilham alabilirler. Evet. Yani mesela yıllar önce Dot'ta Pornografi diye bir oyun oynamıştık. Hmm. Ee, orada da yine aynı şey. İngiltere bombalamaları sırasında oradaki evlerin içinde ne oluyor diye girmiştik. O zaman da buna hmm. çok böyle hmm. e, e, nasıl diyeyim etkilenerek bakmıştım. Bu oyunda da Yeşim'in yarattığı şey öyle oldu. Ve bu hmm. parçalanmayı anlatmak da doğayla beraber. Yani her şeyi hmm. niye bu kadar baskılıyoruz? Biz sorusunu hmm. soruyoruz aslında biraz. Yani insanlar aslında tek tek gelip ...kişisel olarak da kendilerini tekrar yargılayabilirler ve düşünebilirler bu evet, konuda. Evet. Yani ilişkinliği zamanında da, kötü zamanında da hmm. e, neler oluyor, ne canımızı sıkıyor... ...kendimizi orada özdeşleştirdiğimiz ya da empati kurabileceğimiz karşı tarafla bir şey var mı diye... Girip ...görmelerinde fayda var. Hmm. Hmm. Peki. E, şimdi şey yapacağız. Bir yer değişikliği, oyuncu değişikliği yapacağız ama beraber oturacağız. Çok teşekkür ederiz. Alkışlıyoruz sevgili konuklar. Kursuzlar Kulübü devam ediyor. Su Soley ve Kade Bostani yeni albümleri ve şarkılarıyla bizlerle beraberler. Su tabii ki tanıyoruz. Kade Bostani'yi ben şimdi tanıyorum. Kendisi İsviçreli prodüktör Guillaume de Kade Bostani ve kendisini bir grup olarak tarif ediyor ve Kade Bostani ismiyle o. Ben onunla Fransızca konuşacağım. O İngilizce konuşacak. Bir diğer konuğum hemen yan masada Şenay Lambaoğlu onun İngilizce söylediklerini İngilizceden Türkçe'ye e, tercüme edecek. Bu arada su yine aynı İngilizce'yi o başaramazsa su seyirci bir kere daha e, tercüme edecek ve Zeynep Tuğçe Bayat da bizi İspanya'dan izleyen olursa diye bunu İspanyolcaya ee, te, tercüme edip e, söyleyecek çünkü burada saçma olan saçma olan şey bizim bunu bir yayında benim Kadebostani ile Fransızca konuşup ondan sonra aynı anda bunları Fransızca olarak e, tercüme etmemiz çok saçma bir durum olur yani ben ona bir şey e, sorarken e, onun birisi tarafından söylenmesi lazım şöyle diyeceğim ben hoş geldiniz He's saying hello to you. Ah, hello. Tamam, bakınız başardık. Şimdi sana dönüyorum. Burada bir sorun var mı? Yok, iyi. Yok, peki olsaydı sen hemen atılıp tabii, derdin ki, hayır bu yardımcı... kadın bu kadın başaramıyor <gülüyor> bunu. <gülüyor> ee, ondan ona ben yapacağım falan. sen de bunu İspanyolcaya tercüme edersen. Bu arada Fransızca biliyor.mış. Fransızca da mı çevirsek Fransızca da mı? Artık bunun için çok <laughs> geç çok zaten. Çok <laughs> e, e, e. Peki, Kade Bostani Türkiye'de de tanınıyor kendisini Kadaboşani Cumhuriyeti'nin başkanı olarak e, tanımlıyor. Evet. Niçin kendini bir ülke olarak görüyorsun ve bu yaklaşım bana çok ilginç geldi. Hmm. Why do you uh, translate yourself as a, a republic? Well, um for me as a creative person, I think it's it's really interesting to create a, a fictional country because um I can be actually extremely free. Yeah. You know, I'm the president And of course, it's fictional. But I can go wherever I want, and those boundaries of the country—they are big enough to let me be extremely creative. Hmm. And at the same time, I still have boundaries, and this is important when you create. Çok güzel. Niçin kendin bir ülke olarak... E, görebilirim. Çünkü zaten sınırsız bir dünyada yaşamak istiyorum ve ben kendi ülkemi kurup o ülkenin yöneticisi e, olursam o zaman istediğim yere gidip istediğim gibi müzik yapabilirim sınırlara bağlı olmadan. Güzel bir İngilizce dersi oldu bizim için. Değil mi bu? Dedi değil mi? Evet. Sınırlara evet. inanmıyor. Sınırlara inanmıyor. Evet. En önemlisi de o. Peki. Kade Bostani'nin Sena Şener'le yaptığı yeni teklisi Two Love Birds in a Cage çıktı. E uh, bu müzik insanı olarak sadece bir prodüktör mü? Yoksa müzisyen nasıl tanımlıyor kendini? Niçin sadece prodüktör olarak tanımlamak istiyor? E uh, why do you just uh, translate yourself as a producer? You just made a new uh, project with Sena Şener. E uh, can you just explain it? Um I'm working with a lot of different uh, vocalists. And Bir çok farklı vokalistle çalışıyorum. And um, I met Sena. Uh, I heard about her at uh, Eskişehir. Da, daha önce a, duydum onu. Eskişehir'de mi buldun? In, in a festival. Evet, Eskişehir'de festivalde yes. tanıştım. And uh, yeah, I mean, I discovered her there. She was singing before us, hmm. and I was amazed by mm -hmm. her voice and çok stage, stage presence. Mm -hmm. And mm -hmm. I was with my manager and I said, let's let's find her phone number.

Çünkü she, and, and, and also it can be a little bit intrusive because hmm. if she wants to say no, ha, it's easier with, with WhatsApp. You know, evet, evet. I'm really careful. Hemen with that. Daha falan. And I send this WhatsApp. Uh, yeah. I said I send the song hmm. and I said, I know that uh, you write all your your songs. Hmm, bütün I, have, kendiniz, e, zaten. I have hmm. a song that is written already. Evet, ve and, yeni uh, bir var sana would you diyecek. like to listen to it? Evet. Maybe be an interpret. Mhm. Hmm. Sen she belki said, bunu söyleyebilirsin. Send it to me and hmm. she sent and I was like please hmm. please please and evet. five minutes later Ve she said I love it. Evet çok so her şey ayarlandı. güzel. Evet. Bunu eee uh, bize biraz gösterebiliriz bu bu işte bu şu anda izlediğimiz değil mi? C'est le le dernier le dernier clip. Voilà, c'est mm -hmm. to lovebirds in a cage. Book. ilham verici bir şey. Je dis que c'est quelque chose impressionnant, Alors, si vous voulez, vous pouvez aller sur YouTube pour regarder ce clip -là pour les spectateurs. Peki. Euh, de, daha önce Barış Demirel ve Mahmut Orhan gibi isimlerle de euh, şarkı yaptı Kade Bostani. Euh, E, ne acaba bu kadar bizim arasında, what do you interested in Turkey? What the, what's your um, approach. approach? I think in general I just go with the flow, and if there is opportunities, I just take them. And uh, it happens that uh, I met, for example, Barış Demirel. Hmm, Barış Demirel, and uh, I met geldi. him again at a, at a show, and uh, hmm. he was playing the trumpet. singing hmm. beautifully and evet. just contacted him and also I don't know. Genel olarak Türkiye'de müzisyenler kendi akışında e, ve e, Barış Demirel you, you, said. Yes. yes. The trumpet Trumpet player, player yeah. yeah. And he's a singer too. Also, he's from Istanbul. E, trumpet e, sanatçısı ve şarkıcı, yorumcu. İstanbul'da yaşayan biri galiba. You met him here? Uh no, I met him in Ankara. Aha, Ankara'da and, and tanışmışlar. Th that is the beauty of this fictional country because hmm. I can go wherever I want and if I want to do a rap album for example, Hayır, ve I think I could do it. Ve <laughs> rap Dimash. albüm bile yapmam gerekse onu yapabileceğimi evet. düşünüyorum. Peki, uh, şöyle bir sözü var yaptığı röportajda. Türk müziği beni etkiliyor. Uh, je suis impressionné de la musique turque. Ah ce que vous le, vous venez de dire mm -hmm. ve uh, karşılıklı sevgi yüzünden de birbirimize Uh, même uh, vous êtes impressionné par la musique turque, mais en même temps, uh, vous avez, vous avez t -t 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 trouvé l'amour en Turquie, quoi. Une réponse comme ça dans, dans un reportage, vous avez dit. Oui, oui. Mais parce qu'on vient depuis des années et, evet. et je pense que l'audience, la, euh, les fans en, en Turquie ve, ve oh, e, ont like, on une certaine culture en fait. Ils écoutent de la musique euh, ancienne evet. et de la musique extrêmement moderne. Et en fait c'est ça que j'aime bien. Et ma musique est aussi comme ça. Evet. J'aime bien... Emprunter à, au passé, essayer de. Mais bien, il y a une excellente musique de se faire, mais il y a une moderne qui est en train de se faire. Ok. Euh, et, et même, vous avez dit que vous pouvez euh, vivre à Istanbul. Istanbul, c'est chez Bilderim. Alors, euh, la vie, les nuits, euh, c'est très intéressant et très sophistiqué, quoi. J'ai dit ça Ouais. Ah <laughs> <laughs> İstanbul'da yaşayabilirim. Gece hayatı çok ilginç ve sunduğu çeşitliliği seviyorum. Il um, y a 10 ans en fait la première fois que je suis venu ici. 10 e, sene önce ilk defa geldiğimde. E, je me suis dit j'hésitais je voulais aller à, à Berlin. E, çok emin değildim aslında İstanbul, Berlin'e gitmek istiyordum. je suis à Istanbul je me suis dit en fait c'est ici qu'il faut être. Ve İstanbul'a gelip e, gördüm ki aslında burada olmak istediğimi

Uh, toujours vivre parce que ville assez quoi. Çok zor yeah. bir şehir aynı zamanda yaşaması. I think I like this sometimes yeah. the chaos and yeah. you seviyorum kaos. Mais c'est I see beauty I in the chaos. Des étrangers alors yabancılar sürekli buradaki kaostan söz ediyorlar. I think there is diversity in your city. Une autre ville dans le monde. Alors, euh, quelle ville Alors, Vous pouvez dire le chaos. Vous pouvez parler de chaos. D'Yahdahangi, parce que c'est un chaos, c'est basé des. Mexico City. Mexico City. <laughs> ouais. But it's a beautiful city. I could live there. Çok güzel bir ülke yaşayabilirim. Yeah. Ouais, je, je vois que c'est impressionnant pour euh, les, les, les gens créatifs, euh, pour les artistes. C'est mm -hmm. impressionnant. Uh. Pek Eee, est ce que je peux parler un petit peu avec elle aussi? me Biraz bu kızla da konuşabilir miyim diye ee, sordum. Şimdi sen de nasıl bir müzik yapıyorsun? Biraz caz mı yapıyorsun? Ee, biraz böyle bir, senin de böyle bir sofistike bir halin var çünkü görebilirsek yeni albümü ee, çok güzel bir kapağı da var albümün. Hakikaten ee, niye kabuk ...diye bir şey düşündün isim olarak? Çok güzelmiş. Kabuk albümdeki... E, ...üçüncü şarkı. Hmm. Hmm. E, anlattığım hikayesi de... E, ...aslında tam olarak bu pandemide... ...üstümüze çöktü. Depresyonlar yaşadık sonra. Hmm. Bazılarımız oturup düşünme fırsatı buldu. Biraz içimize döndük. Bazılarımız kararlar aldı. Bunun altından kalktı. Hmm. Sıkıntılarımıza bazı çözümler aradık. ya. Ben de hayatımda... ...ciddi anlamda bir dönüşüm... ...yaşıyorum. Bu pandemiden hmm. evvel başlamıştı ama bu geçirdiğimiz tatsız sürecinde bayağı faydası oldu. Bir müzisyen olarak hmm. yaklaşık bir buçuk sene, iki seneye yakın oturduk ve bu sürede düşünmek için bol bol fırsat buldum. Ee, hayatımla da ilgili, kariyerimle de ilgili pek çok karar aldım. Bu kabuk da bütün yaralarımın e, kabuğu aslında bir yandan. Hmm. Yaptığım albümü de geçirdiğim bu süreci de ve bu kabuk değiştirme, dönüşüm sürecini de özetlediği için albümün ismini Kabuk koydum. İlk başta çok güzel gelmiyor kulağa. Kabuk mu? Kabuk. Yara kabuğu gibi mi? Yara yara kabuğu olunca daha fena oluyorum. <laughs> ve üstelik e, sen çok güzel bir kızsın ve Neden o, böyle kötü bir? Hayır hayır oradaki o fotoğrafın da çok güzel. Çok alımlı. Ritaçını falan da güzel yapmışsın. Ritaçı falan da çok hoş. Yani çok hakikaten acayip bir şey. Yani bir hemen bir sinema filmine koyarız buradan seni. Bak evet fotoğraflar falan. Ya bunun adının mesela ılık ılık <laughs> su, ıı, su gibi damla damla ıı, haykırıyorum. Iı, Rüzgar ya Rüzgar, doğa. O, okşa beni filan ah. gibi bir ismi olabilecekken kabuk dikkat çekici ama bence fena değil mesela rahatsız ediyor olması bile hoş Hı. birilerini bence. Hı. Bu e, e, elbisen tamamen tüy mü? E, elbisem tüy özel yapıldı Barış Avcı yaptı benim için onu. Barış Avcı yapmış belli tamamen tüy mü her tarafı? <gülüyor> <gülüyor> tamamen tüy. Peki Arkası bunu giy açık. giyip de yürümen mümkün mü yoksa giyip sadece fotoğraf mı çekebiliyoruz? Giyince nefes alamıyorum. Evet. Arkadan Tabii hep güzel. böyle bir zayıf görünme falan öyle bir şeyler var. Tabii bir de o fotoğraf çekiminde bayağı kilo vermiştim. 49 kiloydum. Şimdi mesela o elbisenin içine şu an Anlamadım 49 kilo musun? Orada 49'um şu an kilo aldım tabii birazcık. Şu Peki an tabii ayağı size. kaldırıp bakmayacağız ama orada 49 kiloysan şu anda kaç kilosun? 52 ama o çok ucu ucuna İnanılmaz girdim onun İnanılmaz bir fark. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kebapçıya gitsek zaten beş kilo almış çıkacağız ayol. Şimdi şimdi kilo aldım diye bir şey yok ki orada. Şöyle o gerçekten içine girme hikayem var. Bir reels yapmıştım şey Instagram için. Hmm. Böyle hmm. beni çekiyorlar bir yandan bir yandan elbiseyi çekiyorlar. Hmm. O yüzden şu an içine giremeyebilirim. Hmm. Yani üç kilo vermem lazım. O kabuk şarkısının klibi için yapılmış bir elbise. Hı. Hmm. Albümün ismi de daha kabuk. Ama daha klip oyn... bir dakika klip gelmedi mi? Klibi daha çekmedik daha ama çekmedi. nerede çekiyoruz? Elbise peki ne olacak? Elbise. <laughs> yani <gülüyor> bu üç kilo yani bu 3 kilo bu tüyün içine sığacak mı acaba diye. Vereceğim kiloları sığar. Hmm. Evet. On mı? est en train de parler. Le, le, le vêtement, c'est pas parce qu'elle a, qu a maintenant 3 kilos de trop. <laughs> Alors, c'est. Uh, c'est tous. Tous tout, tout, tout les vêtements c'est construit des de, de plumes. OK. Ouais. Et pourquoi ça s'appelle Kabouk Ça veut dire quoi uh, uh, Kabouk Kabouk, c'est la couverture. Couverture, comme couverture. Ah, couverture, uh, couverture. Okay. couverture mais. Le, la couverture de, 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 de quelque chose, par exemple, n'est pas les besoins. Il y a le kaboul. Il y a le kaboul le... demi-élément le... à damas, maintenant, déjà. Et alors, c'est difficile de, de, de même, c'est difficile de faire les photos et ah. en même temps, c'est difficile de faire le, le clip euh, parce qu'il a trop trois kilos de trop. Euh, on, on est en train de parler de ça. Ah, d'accord. Ouais, c'est euh, intéressant. Becky. Euh, <laughs> Şimdi sen bir de çok mu okudun çok mu okullar <laughs> okudun ee, bu işte başa bela şimdi evli misin sen şimdi? miyim? Evli misin? Değilim. Evli Aa. değilsin peki. Ben Aa. artık biraz programım magazin benim çoluk çocuk <laughs> çocuk bakımı ee, bir şey hatırlatacağım <laughs> hmm. geçen geçen sefer geldiğimde zaman Saçkı yayınlamıştım. Evet. O zaman da o zaman o da bana evli olmadığım ve eve erken döndüğüm için. Ay yanlış anlaşalım tamam, niye böyle biz... bir şeyse eve erken dönüyor falan. öyle bir şey mi yok? Tabii. Biz program bitince evlerimize dağılıyoruz. <laughs> İşlerden sonra ne yapıyorsun dedi. Ay içim rahatladı. <gülüyor> <gülüyor> Peki İşlerden o zamandan beri denemdi. mi evli değilsin? Ee, daha an tamam anladım. Üç birkaç ay önce 8 senelik eşimle erkek arkadaşımla ayrıldık. Taze ama, bekarım. Ama evli değildin ama şey mi? Ama neydi? sekiz yıldır bir arada sekiz yaşadığımız bir için. Adaydınız. Evet yani. E, i̇yi yapmışsınız, tamam, güzel. E, ama ondan ayrıldın. Evet. Anladım. Ha <laughs> <laughs> hiçbir şey söyleyemiyorum artık. Yani yayıncılık o kadar zor, <laughs> hiçbir şeyle ilgili artık şaka, şaka yapamıyoruz. Sen Ajda Pekkan, Teoman, İstanbul Gelişim Orkestrası ve Yalın'ın e Vokalistliğini mi yaptın? Evet o kadar eski ki artık onların üzerinden de çok geçti. Niye, eski niye eski? Yani sen Ajda Pekkan Teoman İstanbul Gelişim Orkestrası ve Yalın'a eski mi dedin? <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> ya, Öyle dedi değil mi? Eskide kaldı, <laughs> geçmişte kaldı Senin yani. için, ge ya yani sen şöyle mi dedin, artık bütün bunlar geçmişe kaldı, onları hatırlamıyorum bile mi dedin? <laughs> <laughs> Yo, yok, şöyle şey. Artık onlar olabilirim. yani, onlar geçmişe kaldı benim için. Ya şöyle o kadar uzun yıllardır aynı şeylerin etrafında dönülüyor ki hani ben mesela en son vokal vokalistliğimde En son üzerine... kim? Teoman. Yalın değil mi en son? En son Teoman. İstanbul Gelişim Orkestrası ile başladım. İstanbul Gelişim Orkestrası ile birlikte Ajda Pekkan'a orkestra olarak tekrar geçtik. Onlar biliyorsunuz Ajda Pekkan'ın ilk orkestrası. Evet. İstanbul Gelişim İstanbul Gelişimden çıkıyor sene 70'ler herhalde tekrar birleştikleri dönem ben İstanbul gelişimin solistlerinden biriydim. Tabii Ajda Hanım'a vokal olarak geçtik. Daha sonra 3 sene Ajda Pekkan'la çalıştım. Üstüne pardon, est-ce que vous me pardonnez de parler un truc toujours parce que c'est elle a une carrière vachement bien et très longue, c'est pour ça que je dois je dois attendre et qu'elle parle qu'elle raconte. De Dedim ki çok uzun bir kariyeri var. Kusura bakma dinlemek sene. zorundayız. Je suis désolé. Evet. Sonra yalın üç sene sonra Teoman ama gerçekten e, sene kaçtı? Kaç on sene geçti sanıyorum. Yedi sekiz seneden beri zaten geri vokal yapmıyorum. Hmm. Bir de 2000 yılında başladım ben şarkı söylemeye. Sahnedeki 22. senem gerçekten. Hiç Kısa bir Kariyer değil. Hmm. Hiç göstermiyorsun. Evet yaşımı pek hmm. göstermiyorum. teoman nasıl buluyorsun yeni performanslarını? Hiç takip etmiyorum. Uzun ee, uzak zamandır. Uzak olsun benden. istemiyorum Yok <laughs> şöyle... <yani. gülüyor> <laughs> 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 Ee, ...sosyal medyayla falan zaten aram o kadar iyi değil. Zaten olsa da Teoman'ı takip etmem diyor musun? Kendisi... Teoman'la ilgili skandal bir şey çıkarabilir miyiz? Çok canım istiyor. Düşünüyor. <laughs> Arıyorum sizin için bulmaya çalıştım zannetmiyorum. Artık ona bakmıyorum bile falan. Çok yakışıklı, çok hoş. Öyle ee, mi? Bir şekiller, bir şekil. Tanışıyor şek... musunuz? Uzaktan hayranıyım. <laughs> <değil. gülüyor> ...tanıştırabilirim isterseniz. Hakikaten mi? Evet. Ee, şey telefonu var mı sizde? Telefonu ben WhatsApp'tan var. mesaj Funda, atabilir miyim? var. Funda Hanım'a hemen menajeriyle sizi Funda diye evet menajeri varmış Funda evet. diye. Evet çok heyecanlı, çok heyecanlı. Ben bir konserine de mutlaka gitmek Tabii istiyorum. Tabii kulise de girmelisiniz bence. Kulise herhalde girmeyiz de. After partiler. After party de mi var? Tabii olmaz mı her evet. konserde? Siz ya hiç after partiye gittiniz mi onunla beraber ya da sizin bir yerde after parti yapıldı mı? E üç sene vokal yaptım. Her konserimizin sonrasında bir şekilde, bir şekilde eğlence oluyordu. Ona Dışarı çok de eğlenceli ya da... derler konserden sonra. Kime? Teroman için. Eğlenceli bir insan. <laughs> çok zor değil mi? İşte çok disiplinli. Çok disiplinli biliyorum müthiş işte. Müthiş disiplinli, disiplinli konserde diyor. de öyle. Konser İş sonrasında çok da eğlenmeyi çok evet. sever. <gülüyor> <gülüyor> Orada disiplinli olduğu kadar disiplinsiz, disiplinsiz. olduğunu biliyorum. Evet. Beraber dokuz sene film çektik. <laughs> evet. O kadar disiplinli ki dokuz sene boyunca aynı filmi çektik. <laughs> Sinan Çetin yüzünden oldu. Evet. Teoman ya da benim yüzümden. <laughs> Peki. Bu yedi şarkıyı sen mi besledin, hepsini yaptın? Evet, şarkılarımı kendim besteliyorum. Bir tanesi Ajda Pekkan cover'ı. Hmm. Sözleri Çiğdem Talü'ye. Bestesi hmm. e, Garo Mafya'na ait. 1981 senesinde yayınlanan Sen Mutlu Ol albümünden Gerçek ve Düş. Benim çok hayran olduğum, 8 senedir sahnede söylediğim bir şarkı. Hatta... Söylerken dizlerim gerçek anlamda titrediği için bir yerlere tutunmam gerekiyor. Çok özel bir şarkı benim için. Niye bir şarkı böyle anlatıyorsun? Dizlerin titriyor ve bir yerlere tutunuyorsun. Çok güzel diye. çünkü. Hmm. Albümü dinledin mi? Hayır. Ya. Ya albümü ya. dinlesem anlayacak mıyım bu evet. hareketini? Çünkü evet. sen o şarkıyı o kadar güzel söylüyorsun evet. ki evet. anladım. Anladım. Çok güzelmiş. Hardly Peki bu e, konserleri falan olacak mı? olacak e, Ama daha, z daha klip çekilmesi lazım ve senin tekrar o üç kiloyu verip o tüy, <laughs> tüyün içine girmen lazım. Aynen. O o kiloyu vereceğim. Onun içine gireceğim ama ilk klibimiz Kabuk değil nerede? Dans şarkısı. Tüylü elbise var mı? Yok. Yok peki. Uçuş tamam. uçuş bir şeyler var. Güzel. Daha ev hali. Ak Yaz şarkısı. Uçuş miskili. uçuş şeyler ev hali mi? Ha uçuş uçuşan bir şey. Değil. Evet rahat, Hep aklıma tüy geliyor. Özür dilerim. <laughs> <laughs> yani aslında böyle nasıl söyleyeyim sana? tril tril eskilerin tiril, dediği tiril, gibi tril evet, evet, tril bir düşün. şeyler evet. Evet. Kim çekecek klibi? Serdar Börcan. Peki. Çok teşekkür ederim. Artık bitireceğim sizi bu tarafa alacağım. Eee eee de özür dilemem lazım onu bu kadar az konuşabildiğim için. <laughs> je suis désolé de de parler un peu un peu moins. C'est pas grave. Avec vous mais euh je vous remercie de de venir, de participer l'émission. Alık Merci beaucoup. Alkışlıyoruz değerli konuklarımı. <laughs> Hanımlar beyler Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Zeynep Avcı ve Şenay Lambaoğlu konuklarım teşekkür ederiz geldiğiniz için. Alkışlıyoruz değerli konuklarımı. <laughs> ve bu arada Kadeh biraz önce bahsettiğimiz ülkesinin para biriminden kat aldım. Kendisinden 50 kat, 50 kat. Merci beaucoup. KüобыEN, yani e combien Euro? Sixty dollars. Sixty. 60. dolar mı yapıyor? ya. Ciddi misin? <laughs> 60 dolar değerinde şu andaki değeri 60 dolar olan <laughs> 50 kat aldım. Alors comment peut dire? 50 50 kat 50 50 kat. Sana yok. Sen Almanya'da yaşadığın Yok. için, avrolar olduğu için sende, tamam, evet. Abi de kontrol ediyor parayı. Oradaki şeyini bulacak, evet. Merci beaucoup, evet. Şimdi e, Şenay'dan e, başlayalım. Şenay'ın bir tane hard hardkopisi var, böyle bir gerçek 33 albüm. Evet. evet. Niye? Çünkü hep sofistikasyon. Çünkü e, sanat sanatçılar böyle yapmak istiyorlar. Daha önce hiç öyle bir yani bir pla basılmamıştı albümüm. Hmm. Bu beşinci albüm. O yüzden bunu da bir farklı bir şey yapalım hmm. dedik. Artık CD de zaten yavaştan hayatımızdan çıkmaya başladı. Evet. Ee, CD tamamen çıktı. Evet. 33'lük geri döndü. Evet, işte Şimdi tekrar kasetler dönüyor. Evet. Evet. Değil mi? Peki burada tabii şey de art artı çok güzel. Buradaki evet. Sanatı albüm coverı Bocaoğlu çok güzel. yapmıştı. Kim yaptı? Melek Bocaoğlu. Melek Bocaoğlu. Evet. Ne ne yapar aslında? E, kapak tasarımı yapıyor. Yani bu, albüm kapakları. Geçinebiliyor mu albüm kapağı yaparak? Çok iyi. Ara yani. sıra olmuyor mu bunlar? E, yani CD, sadece CD. Ayrıca da şey mi? görsellerini de yapıyor evet, olabilir. Evet. Diyelim ki Spotify ya da evet, evet, Apple Music yapıyor. falan filan. onların görsellerini de yapıyor olabilir. Bence bence çok güzel bir görsel. Sen de bunun için kilo verdin mi? Yok hayır ben kendimi bayağı salmıştım. Pandeminin bu ortasında. Kendini, <laughs> bunu kendini salmış hali mi bu? Evet işte Allah'tan görmüyorum. retouch var değil mi? Retouch var. Birazcık tabii hafif birazcık yanlardan evet. gitmiş. Ona ke kendisi sadece yandan daralttırıyorsunuz Boydan da çektirmiyor musunuz? Bu yani bu görsel... Ben kendim mesela böyle... boydan çektiriyorum biraz. Evet, ihtiyaç Çünkü 1.69 boyundaydım, yaşlandım 1.68 oldum. Evet. Herkes <laughs> farkı görüyor. <laughs> Peki. Eee ikinizde mi eee Enteresan sen de Almanya doğumlusun. Evet. Sen Almanya doğumlusun. Evet. Sen de Almanya doğumlusun. Biliyor evet. muydunuz birbirinizin Almanya doğumlu olduğunuzu? Biz burada tanıştık. Bilmiyordum. Peki bir araya gelince Almanca konuştunuz mu? Hmm. Ee, hayır, konuşmadık. Senin Almancan iyi mi? Ben hadi ich spreche ein bisschen. Ee... İster misiniz siz aranızda Almanca konuşun? Biz hiçbir şey anlamadan size bakalım. Ich verstehe alles, aber ich kann nicht so gut sprechen. Ich kann den ganzen Abend auf Deutsch sprechen. Evet, ba bayağı e, e, internasyonel bir program olduk şu anda. Evet, peki ee, ve e, klasik gitar çalıyorsun müziğe başladığında. Evet, doğru. Hı -hı. Ee, sonra, sonra de, ama Almanya'da doğdun ama... Türkiye'ye geldim ne 12 zamanki? yaşımda. 12 yaşında, yaşında geldim, Sonra eğitimi burada devam ettim. Hı -hı. Müzik de bir hayatımın her alanında vardı. Ee peki İstanbul Üniversitesi Avrupa Topluluğu bölümünden mezun olduktan sonra Selçuk Sun, Şenova Ülker, Yaz Baltacı, Gelin Neşet, Can, Aydın Esen ve Nilfer Verdi evet. gibi usta isimlerle çalıştım. Evet. Bunlar kolay bir şey değil bu isimlerle çalışmak. Doğru evet. Ee, şöyle aslında yani caz müziğiyle çok uzun yıllar uğraştığım için o dönem biraz aslında şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok iyi müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştım. Hı. E, fakat bu albümler, caz albümleri değil yaptığım çalışmalar. Orada daha çok aslında şarkı yazarlığımı ön plana çıkartarak kendi şarkılarımı yapıyorum uzun yıllardır. Peki senin önündeki notlara göre okuman bitmemiş bir türlü. Evet doğru. Yani doğru. sürekli sen okuyorsun. Bir dönem evet öyleydi. Yani, yani ben yani... bu liseden sonra Pera Güzel Sanatlar Akademisi, sonra işte bu İstanbul Üniversitesi Avrupa Toplu bölümünden mezun oluyorsun. Sonra 98'de? Yıldız Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi evet, yüksek müzik bölümüne orada tamamladım. Hatta Biliyorsun. yani oğlum işte e, hamileyken yüksek sansa girmiştim. Tezimi hmm. verirken kanguruyla falan beraber gitmiştik okula. Nereye gitmiştiniz? Yani e, oğlumla beraber tezimi vermeye gitmiştim. Hmm. Yani öyle hmm. bir şey bir zamanlar hmm. geçirmiştim. E, kaç doğru. yaşında oğlunuz? Oğlum 16 yaşında. Peki. Ee, ve benim çok sevgili arkadaşım Hakan Kurşun'la evet. çalışıyorsun. Evet. Ee, pandemi döneminde evet. evler de yakın olduğu için evler e, biz... yakın mı? Yani ş... evet o Emirgan'da ben Sarıyer'deyim. Eee hmm. işte sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde hani işte birbirimize gidip işte en azından parçalarımızı ortaya çıkarttık. Hmm. Bir Deli gibi yer. bir adam değil mi? Akıl hastası gibi. O da Almanya doğumlu yani evet, şey. ama manyak yani. Müthiş evet. müzikleri var ve bütün dünyada tanınıyor müzikler. Belki en az tanındığı yer Türkiye olabilir. Kesinlikle Çünkü öyle. Çünkü şeyde de Spotify'da falan da çok dinlenenler arasına koyuyorlar falan evet, şarkılarını. Evet. Müthiş çok bir müzisyen. Müthiş ve müzisyen. Biz böyle bir single diye başladık. Sonra hmm. üç tane single, sekiz parçalık bir albüme dönüştü. Hmm. Ee, benim yani müzikal yolculuğunda tanıştığım en enteresan insanlardan biri. O bu yüzden... ee, şey, a, bu hayat defteri, bu bundan... Yani. Sonra da on e, Haziran'da yeni bir şarkın çıkıyor. Evet doğru. Onu da Gence Arı ile yaptık. Hmm. E, öyle değişik bir şey. Gence Arı da bir onu da biliyoruz. Çok evet. hep hep, hep önem. Peki ne özelliğin var böyle bütün e, çok iyi müzisyenler seninle çalışmak istiyor. Bilmiyorum. Çok mu iyi bestecisin, çok mu güzel söylüyorsun şarkıları? Onlar sana ne diyorlar? Ee... Ya aslında bilemiyorum. Yani beraber bir şekilde yollarımız kesişiyor. Yani sadece onlara komşu mu oturuyorsun? Yoksa... <gülüyor> <gülüyor> Komşulukla alakalı değil. Yani, yani bir komşumuz var çok yetenekli diye. Çok mu stratejik çok bir yok. yerde oturuyorsun? Yok diyor. hayır ilgisi yok. Yani Hakan <laughs> bu kadar çok insanla komşu yıllardır. oturamazsın zaten. Ya yani. Hayır yani Hakan'la çok uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığımız var. Genco'yla da öyle. O nerede oturuyor? Ee, ya yani Genco karşıda. <laughs> Pandemiye özel bir durum bu. Hani insanların sonuçta... E, mesela diğer müzisyenler hiç bir araya gelmeden kaydettik bu albümü. Öyleyse komşu da değilsiniz. Evet değiliz. <laughs> demek ki sen çok yetenekli bir insansın. Manipülatif bir soru sorma tarzın vardır. Alışık değilsen yani böyle... Biliyorum. Evet. Geçen yani sen, seni överken bir yandan da bunları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Tarzın böyle. Sen polis sorgusunda gibi davranma yani. Bir şey buluyorlar demek ki. Bilmiyorum. <laughs> Yani ee... ne buluyorlar diyorum ben de ki onu seyirciye <laughs> ya söyleyeceğiz. ben herhalde biraz ısrarcıyım. <laughs> Öbürünü ben söylesem de. çünkü çok saçma. Müthiş bir sesim var desem onu seyirci inanmaz ona. Yani çünkü herkes çünkü her talk showcu gelen herkese der ki işte şöyle müthiş, böyle şöyle, güzelsin. Tüh şöyle peşinden gitmeyi seviyorum. Yani aslında onlar kapılarımı... mı senin peşinden geliyor yoksa sen mi onların peşinden? E yani karşılıklı gidiyorsun bir şey oluyor. Herkesi de kabul ettiklerini düşünmüyorum. Etmezler tabii yani ki. Evet o yüzden demek ki karşılıklı bir şekilde buluşuyoruz. Hmm. E, birbirimizin müziğinden, enerjisinden keyif alıyoruz. Başka hmm. türlü de zaten... Ben mesela bu kadar çıkmış. tevazuya alışık değilim. Benim program yapmaya başladığımda Mustafa Sandal falan vardı. <laughs> evet. Mesela onların böyle bir tevazu yoktur. <laughs> Baba bir parça var. <laughs> yani sen onu duymak istemesem yani dinlemesem bile parçayı sana öyle evet. bir anlatıyor ki sen onu dinliyorsun o anlatırken ben zaten. Ben baştan sona sürekli kendime şüpheyle yaklaşıyorum. Hiç bitmiyor o. Yani dinlerken e, ya evet şurada şöyle ama şöyle mi olmalıydı acaba deyip sürekli kendini ee, yiyen bitiren, evet. e, kucalayan bir insanım. Ben de öyleyim. Mutsuzum, ben de her çok konuda. Ben de mutsuzum ama bu sanatı sevmekle ilgili bir şey. Ben de kendimi hiç böyle çalak diye ortaya koyamıyorum. Yani yemek hmm. yapmış getirmiş gibi, sağında yumurta yaptım filan gibi getiremiyorum ee, ortaya yani. Hep böyle bir elim titriyor yani e, e. gidiyor ama ya yani ne gidiyor falan şeklinde sürekli bir soru işareti oluyor kafamda. Oğlan meraklı mı müziğe? Davul çalıyor. Davul çalıyor. Evet o da pandemide öyle davula başladı ama tabii kafası Başka çok Başka bir şey dalmanı. çalsaydı daha iyi değil miydi pandemide? <laughs> ya çok zor oldu evet, evet. yani davula başladı. Konu komşu falan var mı evde? Ama elektronik davul mu kulaklıkla mı şey? Yok yok bayağı şeydi? akustik davul. Akustik davul. Evet. Peki. Ee, güzel. Seninle ilgili bahsetmediğin bir şey var mı? Yok her şeyden Hı. bahsettik çok teşekkür Ve şunu edelim. da söyleyebiliriz. Belki eğer müzikte bir kariyeriniz olmasını istiyorsanız Şenay'ın nerede oturduğuyla <laughs> ilgili olarak <değil> mi? <laughs> <laughs> Ama birkaç şey, e, e, şunu söylüyorsun birkaç röportajdan bahsetmek istiyorum. Her albümde farklı bir yönümle tanışın istiyorum. Doğru. Bu çok iddialı bir laf değil mi bütün bu tedirginliğine rağmen? Ya Şöyle aslında... Yeni, yeni sesler, başka duygular, söylenmemiş tabii, tabii. her ne varsa dökülsün hmm. istiyorum ortaya. Hmm. İçimde biriken öfkeyi de sevgiyi de artık tutamıyorum. <laughs> Bunu e, e, şeyde söylemişsin Nisan'ın 16'sında bu sene... E doğru. Ne Aslında bu... peki niye bu öfke ve şeyi tutamıyorsun? Biraz herhalde şey, e, o pandemi döneminde hepimiz çok fazla hmm. evlerde kapandık. Psikolojimiz tabi bozuldu, hmm. alt üst olduk. E, o noktada herhalde ben de biraz bir sıkışık hissettim kendimi. Hmm. E, bu albüm zaten diğerlerine oranla biraz daha agresif. Yani Hakan'ın da tabi onun o işte rakçı kimliğinde buluşmasıyla e, biraz daha şey bir albüm. Yani çok böyle romantik bir şeydi, çalışma olmadı. Hmm. Ee, Onun içinde bütün bu sükunetine rağmen içinde bir acayip bir şey var. O rakçı da değil aslında. Değil Böyle yani. bir dünya müzik insanı ve içinden hmm. acayip bir şey çıkıyor. Doğru. Hmm. Ee, o yönü zaten bence çok kıymetli. Peki. Ee, caz özgürce müzik yapmak demek benim için. Ee, yeni ve başka ne söylesem... Nasıl söylesem diye peşine düştüğüm merakımın beni getirdiği nokta. Yani sonuçta e, insan sanatı, müzik sanatı konusunda ne kadar sofistike olursa o kadar caza doğru mu gider sence? Yok çünkü benim çıkış noktam aslında cazda ama şu anda çok daha popüler şeylerin peşine koşuyorum. Hmm. Bu aslında kendinizde belki sık, yani ben kendimden çok sıkılıyorum. O yüzden her seferinde yeni bir şey yapmak istiyorum. Hmm. Eğer bunu bir albüme dönüştürüyorsanız, bir projeye dönüştürüyorsanız, her seferinde aslında dinleyicilere yeni bir şey çıkartmak gerekiyor. Hı. Yani kendimi tekrar etmekten çok hoşlanan biri değilim. E, o yüzden de e, her projede farklı müzisyenlerle, farklı aranjörlerle buluşmak benim hoşuma gidiyor. Sizin cazla aranız nasıl? Yani dinlemeyi seviyorum ama. Hakikaten seviyor yani... musun dinlemeyi? Yani ya gerçekten <laughs> evet, söylemek gerekirse ne kadar caz dinlersin mesela ben dinlemeyi hiç sevmiyorum caz müziğinde. <laughs> Ben eşimin e, sevgisinden dolayı dinliyorum tabii ki. Ben. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim kuaför. Kuaför. Eşiniz kuaför, caz müziği dinliyor. Evet. Siz de onun yüzünden caz müziği dinliyorsunuz. Aslında yalnız kalsanız ne dinliyorsunuz? Ben her türlü, yani yüreğime dokunan öyle tek bir yönüm yok açıkçası. Bu yüreğime dokunan lafı çok hoşuma gidiyor benim. <laughs> bir şeyin yüreğe dokunması. Siz yüreğinize dokunan şeyleri mi dinliyorsunuz yoksa dokunmasa da dinler misiniz? E, ...dokunmasa da dinlerim. Siz? Yani biraz zaman alır açıkçası. Peki bu... E, ...neydi bu Almanya'daki yarışma? Bizde de şey oluyor... ...o ses... Voice diyor. of Germany. Voice of Germany. Orada bakalım mı? Onu e, izleyelim. Hakikaten... E, ...bizim için de e, çok... ...hem eğlenceli hem e, gurur kaynağı bir şey. E, ses dur. E, ama buradan... Orada bir jüri var ve o jüridekiler çok mu meşhur insanlar? Evet. Nasıl mesela nedir? Mesela Türkiye'de karşılık e, bulmaya çalışsan? Ee, bayan Sarah Connor bir sıla diyebiliriz. Ha öyle sıla. şey öyle, öyle deme. Aa, ya da öyle de. Peki Sarah, <laughs> Sarah, Sarah Connor sıla. Yani Peki. şu an en önde gelen. En e, önde gelen. Sizinle birlikte kim var ee, perde arkasında? Benimle, Akrabalar mı var? Arka arkada sevinen sizinle beraber eşim gel var. Eşiniz var. Kardeşim var. Ve Aha. en yakın arkadaşlarım. Hepsini alıp gelebiliyor musunuz bütün mahalle? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Zaten pandemi dolayısıyla aralarında e, duvarlar var. Duvarlar. Peki açalım sesini. Bizde bu hiç son Aman göz kandırdı kendi... <laughs> Burada eşiniz burada mı bir önceki karede? <laughs> sağdaki eşim, soldaki kardeşim. Ha. Şapkalı olan eşim. Eşim. Evet. Peki. Onlar çok endişeliler tabii o yani, sırada. Evet devam. zaten olmazdı. Ben. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Şimdi burada ne oluyor? Bu yarışmalar aa, herkesin konserini bu hale getirdi. Ben de buradan sıkıntıdayım. Yani Almanya, Fransa aa, ya da işte Amerika Birleşik Devletleri ya da Türkiye falan hepsinde ve böyle bir aa, şey var. Ya başlıyor ve ne olabilir bu falan böyle bir tırnaklarını yiyerek falan. Sonra... Hadi Allah filan diye <laughs> böyle bir yanık yanık verince e, orada ha ah! diyor tamam ulan falan bu nedir niye böyle oluyor? Yani bunun ne olduğunu açıkçası bilmiyorum ama ben... Ben hiç böyle bir müzik dinlemiyorum ben... yani sen dinliyor musun bilmiyorum. <laughs> yani ben hiç böyle bir müzik dinlemiyorum. Yani birisi başlıyor oh. tıngır mıngır tıngır mıngır lı 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 falan sonra ya Allah diye bir yerden böyle... O ses yükseldiği zaman insanlar galeyana geliyor sanki değil mi? Böyle bir şey Evet ama bu bu yarışmaları seyrettikten sonra Soru bizim yani. oyunda da var. Bizim oyunda da var mesela bizim e, Harem Kabare'de. Ee, ...hem oyuncu hem e, şarkıcı arkadaşımız Ödül Turan'ın mesela bir şarkıda yorum var, bir çıkıyor böyle... E, ...ne diyoruz buna Tuncer? Buna ne isim veriyoruz böyle bir... O, ...yükselmeye müzikte? Hiç bilmezler. Crescendo e, Bil e, denir. Crescendo denir krescendo, değil evet. mi? Başka ne denir? İşte, bilmiyor. E, <laughs> tabii ki biliyor da yani bir şey bir şey diyor. Ne? Kreşendo. kreşendo evet. Forte mi? Forte kreşendo oldu. Yükselişin böyle. olduğu yer. Evet. evet. Bizim türkülerde filan da var. Evet. Değil mi? Şeyde yanık yanık arabeskte var. O bir şeyle başladı. Ebru Gündeş'le başladı. O böyle bir... Olur bir şey. mu İbrahim Tatlıses İbrahim var da? İbrahim Tatlıses var. doğru. İbrahim böyle Tatlıses var. Pes bir sesten başlayıp sonra bir anda onun oktavını alıp böyle bir anda sesi evet. patlatıyor ve ortalık bir anda yıkılıyor. Evet. Evet. Buna alıştıra. Peki dünyada da İbrahim Tatlıses mi başlattı bunu? Hayır yani. Türkiye'de öyle yani işte benim yakınan yani eski Hayır, mesela bunu yapmazsan şey şarkı söylenmiyormuş gibi oluyor mesela böyle bir yanık böyle. Alkış gelmiyor. Alkış gibi aa, Olmayınca falan. Olmayınca gelmiyor yani. Böyle duygulu duygulu falan. Hele onlar fevdatla da... falan yani... bitiyorsa hiç şansı yok evet. o şarkının. Bu tarz tabii olayları sahnede de çok yaşıyoruz biz. Peki burada çok... burada senin söyleyişin şarkının başına da yani aynı aynı... E, ...müzisyen değil mi? Sen aynı kişisin... ...başında da senin ne kadar güzel... ...bir sesin olduğu, ne kadar güzel... ...yorumladığın anlaşılması lazım. Oradaki jüri de bekliyor. Sen o çıkışı yapıncaya kadar. Yani o dediğim gibi... ...genel olarak sahnelerde de yaşadığımız bir durumu. Ama e, yani şunu söyleyebilirim ki... ...ben daha önce o şarkıyı zaten... ...jürinin önünde, yani arka plandaki... ...jürinin önünde söylediğimde... ...o pes kısımlarda da... E, ...zaten... E, ilgi çekmişti. Yani asıl olan müzisyenlerde tabii orada biraz da show var tabii ki. O o anı beklemen gerekiyor. Yani jürilerin aslında, anında o butona aslında bu basmamalarını. programın formatı değil mi bu? Yani, Tam o sırada koltuklar geri dönüyor. Alkış o sırada ama, geliyor. Işıklar patlıyor. Havai fişekler falan. Evet ama genelde sahnede de yaşadığımız bir olay. Yani benim çok kez sahnede belki saatlerce şarkı söyleyip de ...anca böyle bir durumlarda böyle insanların aa kız da güzel söylüyormuş dediği durumları. Çok Ama mesela şöyle açıkçası. olmuyor. Mesela dünya büyük dünya müzisyenlerinden bahsettiğiniz zaman. Mesela Bob Dylan'ın herhalde 50-60 tane albümü vardır değil mi? Hiçbirisi de böyle bir çıkış yapmadığı için. Yani <laughs> değil mi? Yani birçok birçok müzisyen böyle değildir dünyada. Bu moda oldu dünyada. Yani bir de şimdi o zamanla tabii bu zamanın da birazcık farkı var. Yani şu an tabii böyle bir ilgi uyandırmak çok daha zor diye düşünüyorum. Hmm. Eski Peki yedere. ne oldu bu yarışmada sonra? Ben bilmiyorum gerisini. Bu yarışmadan sonra ben e, çeyrek finalde elendim. E, Kim birinci oldu? Benim direkt takımımdaki Alman e, arkadaşım birinci Hı. oldu. Almanca söyledi? Evet Almanca söyledi. Hı. Peki Almanca söylenen şarkılar nasıl bir etkisi var Avrupa'da? Almanya'da değil Avrupa'da. Avrupa'da. Avrupa'da çok fazla bilgi uyandırdığını düşünmüyorum. Ben de hiç sanmıyorum. Aslında e, Avusturya ile beraber müziğin beşiği olan bir ülke. E, İtalyanca da biraz öyle. Yani İngilizce şarkı söylemedi. İtalyanca zaman... biraz daha ileride diye düşünüyorum. Evet, iki iki Alman ülkede müziğin, olsun. yani tabii klas müziğin özellikle e, beşiği ve çok iyi müzisyenler var. Kesinlikle. Çok çok iyi müzisyenler var. Evet. Fakat dil dil yani sadece dil sıkıntı değil. Mi? Sadece Türklerin ya da Fransızların önündeki problem değil işte herkes. Yani evet, Almanların da önünde problem. İspanyolca güzel yürüyor dünyada. Çok fazla ülke var. Biz o kadar bilmiyoruz ama koskoca bir kıta var. Evet. Ve müthiş dinleniyor ve paylaşılıyor İspanyolca. Evet doğru. İtalyancanın o şansı yok ama müthiş. Biz bütün İtalyancaları hepsini Ajda Pekkan'dan dinledik. <laughs> İtalyan Mina'yı evet. o da göçlü gitti toprağı bol olsun. Yani bütün Mina'yı bir kariyeri Ajda Pekkan olarak Mina Türkiye'de tekrar yaptı. Ya hepsini dinledik o zaman e, değil mi şeylerle Türkçe sözlerle? Peki e, Almanların karışık şarkılara daha çok ilgisi var. Ne demek istiyorsun? Ben mi söylemişim? Sen söylemişsin <laughs> Hürriyet gazetesiyle 2021'de karışık şarkılara e, e, Türkçe yani Almanca. Yani batı şöyle açıklıyorsunuz. Benim salaklığım özür dilerim. Yani batı alt yapılı aralarda arabesk öğeler olan parçalar hoşlarına gidiyor. Yani tabii ki şimdi... orada Almanya'da yaşayan Türklerin mi yoksa Almanların mı? Yok Türklerin değil Almanların daha hmm. çok. Türkler daha çok biraz daha arabeske yatkın diye düşünüyorum yurt dışında yani Almanya'daki Türklerin. Hmm. Hmm. Ama tabii böyle bir platformda e, biraz daha o e, batıyla arabeski biraz karıştırma taraftarıydım. Bu çok duygu yüklü şarkılar Almanlara ağır geliyor ne demek? ...çok duygu yüklü derken yani çok fazla arabesk... ...çok fazla nameli şarkılar tabii ki birazcık ürkütücü. Sözler, sözler arasından duygu yüklü olması... Yok, sözlerle ilgili değil. Daha Hı. çok namelerle. E... Çok sevdiğim bir Almanca şarkı var mı şu sıralarda dinlediğin? Şu sıralarda dinlediğim yani... ...direkt zaten koçumun e, şarkılarını çok seviyorum... ...Johannes Erdünck'in onun Hı. şarkıları. Mesela on, onların sevdiğim bir tanesinin sözlerinden bahsetmek ister misin bize? Nasıl sözleri var? Biraz daha yüzeysel... Karşılaştırabilirsek diyebilirim. Peki e, koçun dışında sevdiğin müzisyenler dünyadan kimler var? Merak ediyorum. Dünyadan daha çok eskileri dinliyorum. Yani Michael Jackson'ı çok severim, hmm. Madonna'yı severim. Madonna ne hale gelmiş gördün mü son halini? Değil mi? Ha, son şeyler e, evet. Ne düşünüyorsun? Çok fazla estetik mi var? Çok fazla biraz kendini bırakmış mı? Ne olmuş? Yani. Üzülür müsün ona baktığında yoksa herkesin söylediği gibi kadın kaç yaşında ama bak bilmem ne mi Yok bilersin. fazla pek o tarz konularla pek ilgilenmiyorum. Hı. Madonna ne hale geldiğiyle ilgilenmiyor musun? Yani Hı. Hı. onun da vardır bir sebebi diye düşünüyorum. Hı. Herkesin kendine göre çizdiği bir yol. Evet. Peki. Ee, şu an Türkiye turnesine başladık. Birçok konserimiz var. Sürekli gidip geliyoruz ama burada yoğunum. Şu an Türkiye'ye dönüş yok ama ileride Türkiye'ye tamamen dönmek istiyorum. Evet. Peki eşin orada mutlu mu işleri yolunda mı yoksa Türkiye'de yani zaten e, o rahatlığımız var birazcık. Evet eşimin orada dükkanları var. Kuaför Hı -hı. dükkanları var. O yüzden e, biraz rahat Niye tabii ki. Niye burada da olmasın? Neden burada olmasın? Evet bir ara düşündük öyle bir olay olabilir mi diye ama Hı -hı. E, birazcık daha böyle kendimizi çekmeye karar verdik. Hı -hı. Hani iş konusunda e, sevdiğimiz işleri onlar. mesela eşin şey, eşin Almanya'da e, çalışmaya devam etse oradan ne kadar çok avro getirirsiniz buraya? <laughs> Çok. Ki şu andaki durumda ha kadar Türkiye'yi nasıl buluyorsun para harcamak açısından çok güzel bir ülke değil mi? Hah? Ha? Değil mi? Evet. Nefis değil mi? Çok güzel bir ülke. Yani Türkiye ama Almanya'da para kazanırsan harikulade bir ama ülke. Ama ben şu an Türkiye'de para kazanıyorum. Bunu yapmaman lazım. Evet. Türkiye'de para kazanıp Almanya'da harcamaman lazım. Eşin evet. en doğrusunu yapıyor. Allah'tan eşin var. Evet, Allah'tan. O olmasaydı, o olmasaydı e, tersi mümkün değildi. Korku. Bu kadar rahat olamazdı. Çok tabii. çok acayip bir kesinlikle durum. Evet. Çok acayip bir durum. Peki. Nerelerde konser var? Nerelerde var? Ee, Bursa'da verdik. İstanbul'da hmm. verdik. Bu hafta hmm. Mersin, Adana var. Ee, öyle devam. Kıbrıs'ta var iki konserimiz. Güzel. Harikulade. Peki. Yarışma biraz yankı uyandırır diye tahmin ediyordum açıkçası ama bu kadarını kesinlikle beklemiyorum. Ne oldu da bu kadar yankı uyandı? Bir kere orada gurur vesilesi oldu. Yani evet daha önce dediğim gibi Türk e, Türkçe şarkı söyleyenler oldular ama herhalde galiba bu pandemiden dolayı insanların böyle iki sene evde böyle kendi e, kabuklarına dönmesinden insanların böyle e, hayatlarıyla yüzleşmelerinden sonra galiba en doğru zamanda e, en uygun şey oldu diye düşünüyorum ben İnsanların birden böyle bizim Türk insanımızda da biraz böyle yaralarımızı Acıyla sarmalamayı sevdiğimiz için böyle galiba en doğru zamanda en doğru şarkı diye hmm. diye kendimi e, avutuyorum diye düş hmm. düşünüyorum. İkinize bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu müzik yasağı saat 1'e kadar uzatıldı. Evet. Müzisyenler için çok güzel bir şey olmadı mı bu erkenden gidip yatıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> ee, ya Aslında bir bakıma öyle ama mekan sahipleri Eskiden çok kutsuz. Eskiden neydi çok o lutsuz, sabahlara, sabahlara kadar, kadar? Vallahi çok yorucuydu. Ama dönüp dolaşıp yine müzisyenlere yansıyor bu durum, evet. olumsuz yönde. Çünkü evet. mekan sahipleri sahipleri eğer mutlu değilse, müzisyenler de Ve mutlu ayrılamıyor tabii ki yani, hı, dönemiyorlar. Ee, o yüzden pek bir şey fark etmedi. Mesela eski alışkanlık İstanbul'da kul kulüp programları yapan ee, e, Yıldız Tilbe, Serdar Ortaç, Hakan hı. Altun, e, bu sanatçılar mesela gece bir buçukta, ikide... E, sahne ...sahneye sahne alıyorlardı alıyorlar eskiden. Evet. Şimdi hiç sahneye çıkamıyorlar onlar. O yüzden. <laughs> çok üzüldüğümü söyleyeyim. Onlar hep evlerinde oturuyorlar. Erken saatte çıkanlar, caz müziği yapanlar daha erken saatte evet. e, şey yapıyorlar. Yani 12 sahne... bence yani çok erken bir saat ama dediğiniz gibi bunun sınırının konuluyor olması zaten son derece ee, saçma. 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 Kesinlikle saçma. Ama caz müziği mesela zaman içerisinde bütün o Amerika Birleşik Devletleri tabii ki başlangıç yıllarında hep sabahlar olmasın tarzı bir e, yani. müziktir. Biz de Kerem Görsev erken saate çekmiştir caz evet, müziğini. doğru. Ee, <gülüyor> 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 yani aslında size. kulüplerde sabahlara kadar yani sabah hava ışımaya başladığı zaman filan insanlar o caz kulüplerini terk <laughs> <Doğru> ederler. Caz müziğinin e, Hmm, ...popüler olduğu Zaman zamanlar. Vardı, Sonra biz de söyleyeyim. Kerem Görsev'le beraber şey, bu bir... Türkiye'de e, böyle şey bir çay konu. saati müziğine dönüştüğü için... E, ...belki onun etkisi var. Otellerde evet. böyle çay saati... Evet o müziği, caz müziği dinleyenler arasında şöyle bir şey vardır yani... ...çok hoş... E, ...böyle bir hiç üstleri başları kirlenmezmiş, tozlanmamış, tozlanmıyormuş hiç gibi... Terlemezmiş hiç terlemezmiş gibi. Hiç terlemezlermiş gibi falan. <laughs> Ve herkes çok güzel e, çalar. Mesela... Ee, bizimkiler mesela onlar rock müzik yapıyorlar genelde, lütfen burada içinde. bizimle şey yapıyorlar ama onlar mesela hiç caz çalmazlar çalabildikleri halde çünkü o zaman fazla steril geliyor onlara. Sen, Doğru. senin düşüncen ne? E katılıyorum. Hı? Ben de işte o yüzden biraz daha sokağa döndüğümü düşünüyorum Hı? bu Bu cazcılar var mesela bu müthiş çalıyor denen adamlar var ama o adamlarla ilgili sadece müthiş çaldıklarını düşünüyoruz çalarlarken. Doğru katılıyorum size. Hakikaten mi? Aynı evet. fikirdeyiz. Evet. Aa ilk defa bu kadar kısa konuşarak bir insanla caz konusunda anlaştım. Mesela ki... mesela adam mesela diyorlar ki müthiş bir caz davulcusu oturuyoruz böyle. Evet. Mesela özür çok özür dilerim. Mesela ben Yusuf'u çok beğenirim davulcu olarak ama Yusuf çalarken de müthiş bir davulcu olduğunu anlıyorum ama müthiş bir caz davulcusu olan müzisyeni dinlerken sürekli onun müthiş bir caz davulcusu olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ee, enteresan bir yaklaşım. Ha? Yani şey diyorum müthiş bir caz davulcusu değil mi? Falan. O da diyor ki hakikaten müthiş bir caz davulcusu ama hiç bunu ee, hissetmiyorum Ya bir de şöyle bir durum var. yani Orada aslında biraz kendilerini çalıyor durumu oluyor. yani. Bravo. Ya da böyle belki bir çalma stilleriyle ilgili bir şey olabilir. Ya olabilir ama. Çünkü herkes beni lanetleyecek, de aynı linç edecek, şey böyle dediğim için mesela bir caz piyanisti biraz ya da bir caz davulcusu biraz öyle Daha, bir şey. Ya, ya davulunu dinliyormuş bir eda yok mudur caz davulcusunda evet. yani anlatabiliyor yani? <laughs> muyum Ya da caz <laughs> piyanistinde falan ses geliyor mu? Diye bir şey var. Doğru, evet. Bizim fazla sayda da var. Sürekli sesin gelip gelmediğine bakıyor. Bir de fazla sürekli çekişlere bakıyor. Değil mi? Ve sürekli akort yapıyor oradan <laughs> farkındaysan. Seviyor evet. musunuz fazla sayı? ...tabii ki seviyorum. Çok sevdim. Ben her zaman tahammül edemiyorum dinlemeyi ama... ...müthiş yani gerçekçiyim. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Ama şöyle yani... ...her şeyi her zaman zaten dinleyemezsiniz. Yani hmm. ruh halinize göre Ben dinleyeceğiniz... çoğunlukla hiç dinleyemiyorum yani. Klasik müzik bile çok tahammül edebildiğim... ...bir müzik değil yani. Ben de kendimi... ...akord etmek için genelde klasik müzik dinliyorum. özellikle. Nasıl akord oluyorsunuz klasik müzik dinler. Ya daha... E, ...nasıl diyeyim... E, ...ses kililiğinden uzaklaşmak adına... ...belki... Hmm. Hmm. Özellikle araba kullanırken, yani radyo 3 dinliyorum. Keşke hmm. böyle... bütün taksi şoförleri dinlesen. Değil mi? Ne kadar güzel olur. <laughs> Müthiş olur. Bazen rastlıyorum klasik müzik dinleyen taksi şoförlerine. O zaman daha huzurlu gidiyoruz yolda. Kimseye i̇şte çarpmadan. Biraz diyor. aslında e, şey oluyor. Yani işte Bütün o stresten <laughs> e, uzaklaşıyorsunuz Kesinlikle. falan. O anlamda bana çok iyi geliyor. Hmm. E, ama her müziğin bence e, duygu durumunuza göre e, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Senin çocuk davul çalarken neler çalıyor? Daha çok rak çalıyor. Tabii Aslanım. Evet. <laughs> Caz davulcusu olmayacak değil mi? Yok hayır olmaz herhalde. Peki. Harikulade. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Harikuladeydi hepinizle beraber olmak. Alkışlıyoruz değerli konuklarınızı. <laughs>